akşamlar, başka şeylere hoş geldiniz. Ben Ekin Olcayto, yine bir cumartesi akşamı karşınızdayız ve yine çok özel bir konumuz var. Bu akşam kaderi ve özgür iradeyi konuşacağız. Başımıza gelenler kaderimiz mi? Kaderimizi kendimiz mi yaratıyoruz? Yoksa gerçekten bir şey yazılı ve biz onun oyuncuları mıyız? İşte bu konuyu konuşmak üzere bu akşam çok değerli iki misafirim var. Hemen onları tanıtarak başlayayım. Öncelikle felsefeci, ilahiyatçı, profesör, doktor Sayın Caner Taslaman bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ve yazar, eğitmen Sayın Ünal Güner, siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Caner hocam, hemen size dönüyorum. Öncelikle yeni kitabınızı göstermek istiyorum izleyicilerimize. Neden Müslümanım? İslam'a inancın delilleri. Şöyle gösterelim. Hayırlı uğurlu olsun hocam. Sağ olun. Valla benim işte çok uzun yıllar çalışmamın neticesi, yani yazılması 2 yıl sürdü ama o 2 yılın arkasında belki 30 yıldan fazla bir araştırma var, şey var. Artık okurlar. Evet, isteyenler için ücretsiz PDF'i sitemde var, canertaslaman.com'da. İsteyen oradan ücretsiz indirebilir. Yani ben illa para vereyim, alayım diyen varsa internet sitelerinde de satışa çıktı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yani bu kitapta şey var, onu da söyleyelim. Yani bir insan neden İslam'a inanmalıyım, delilleriniz ne İslam'a inanmak için diye sorarsa, yani verilecek cevabı bu kitap oluşturuyor. Yani evet, Müslüman olmanın temellerini göstermek için yazılmış bir kitap. Neden Müslümanım? Artık söylediği şekilde hocamızın, siz de ulaşabilirsiniz. Şimdi bu akşam kaderi konuşacağız hocam, ama önce sizin söylemek istediğiniz bir şey var. Çok üzücü bir haber aldık. Evet, gerçekten çok üzücü bir haber aldık. Yani Hasan Onat Hoca vefat etti. Profesör Doktor, mezhepler tarihi hocası, Ankara İlahiyat'ta hoca ve hocaların hocası. Yani bugün birçok profesör onun doktora talebesiydi, hocalık yaptı. Hoca, hani öldükten sonra derler çok severdik falan filan, öyle değil. Yani gerçek anlamda hoca, yani benim için çok özeldi. Çok severdim hocayı. Hoca gerçekten bir ilim aşığı insandı. Haber Global'den tutun birçok televizyona kadar fikirlerini, evet, bu ekranlardan insanlarla şevkle paylaştı. Hiçbir şöhret peşinde koşmadan, para peşinde koşmadan, sadece insanlara fikirlerini aktarmak, İslam'la buluşsunlar, İslam'ı sevsinler, akılla İslam'ı uzlaştırsınlar diye gayret etti ve bana göre Türkiye'deki Türk insanına en faydalı olmuş ilahiyatçılardan biridir. Yani gerçekten kendi edindiği ilmi kim en güzel şekilde paylaşmıştır? Buna 3-4 tane örnek göster diye bana sorsalar, ki bu camiye yakından takip eden biriyim, vereceğim örneklerden biri Hasan Onat Hoca olurdu. Sevenlerinin yani başı sağ olsun. Yani gerçekten her zaman güler yüzlü, pozitif, her zaman ilim aşığı bir insandı. Yani çok, bir saat bile yok haber alalı. Maalesef. Çok, gerçekten maalesef, çok üzüldük. Ama işte mekanı cennet olsun demekten, ailesinin başı sağ olsun demekten. Evet, ailesine sabırlar şey dileyelim. Bütün sevenlerinin başı sağ olsun diyelim. Mekanı cennet olsun diyelim. Ve hocam artık hayat devam ediyor, evet, maalesef. Başlayalım isterseniz. Şimdi bu akşam kaderi konuşacağız. Öncelikle kader tam olarak ne demek? Bunu sorarak başlayayım hocam size. Şimdi kader kelimesine tabii birkaç açıdan bakmak lazım. Bir, kader kelimesinin kendi anlamının ne olduğu. İki, buna ne anlamlar yüklendiği şeklinde de bakabiliriz. Kader aslında ölçü demek. Yani Türkçedeki miktar kelimesi de buradan geliyor. Kur'an'ı bir kavram olarak kader, mesela Kur'an'da yağmuru bir kaderle indiği, bir miktarla indiği geçiyor. Yani yağmurun bir ölçüsü olduğu geçiyor. Allah'ın her şeye kader koyduğu geçiyor. Şimdi Kur'an'ı açıdan bir şeyde ölçü olması, onun bir düzende yaratılmasını ifade eden bir şey kader. Ve fakat bu başlıkla beraber İslam düşüncesinde ilk asırdan itibaren tartışılan konulardan biri de olmuş kader. Çünkü buralarda, özgür irade var mı yok mu? Yani buradaki Kur'an'daki bir şeyde miktar, ölçü olmasından anlam, insanın özgür iradesi olup olmadığıyla ilgili bir tartışmayla birleşmiş. Ve İslam'ın ilk yüzyılında biri tartışılıyor. Bu tabii İslam dünyasında İslam'ın ilk yüzyılından biri tartışılıyor, ama felsefenin de yani ne bileyim işte sistematik ilk filozof Platon diye geçer. Platon'a gitseniz Platon'dan bu yana tartışılan, pek içinden de çıkılması zor bir konu. Hani başlığı bugün kader aldık, anlaşılmayan bir şey olursa konunun doğasında anlaşılmasının zorluğu var. Gerçekten birçok açıdan zor bir konu. Yani felsefede bazı konular bilimin yardımıyla, bilimin destekleriyle daha rahat anlaşılır hale gelmiştir, ama kader onlardan biri değil. Platon dönemindeki konunun çetinliği hala günümüzde var. Ve İslam dünyasının içinde olduğu gibi Hristiyan dünyanın içinde, Yahudi dünyanın içinde de tartışmıştır. Mesela Katolik mezhebini alın, Kalvinizm'den Hristiyanlıktaki bir farklılığını alın. Orada mesela bir kader konusu önemli bir yeri vardır. İşte yani Katolik, başka dinlerde de kader inancı var. Onun üzerinden de bir farklılaşma vardır mezhepler arasında. Yani mesela Katolik daha bir özgür iradeye vurgu yapar. Kalvinizm'de özgür iradeyi pek orada o kadar göremezsiniz. Mesela İslam düşüncesinin içinde işte Cebriye gibi ekollerde pek özgür irade yoktur. O da soracağım. İşte Mutezile gibi ekollerde bir özgür irade vardır. Yani İslam'ın içinde bir bakıyorsunuz, İslam'ın içindeki bir mezhep burada mesela Hristiyan'ın içindeki bir mezheple de mesela yakın olabiliyor. Yani İslam'la Hristiyan'ın birbirinden farklılığından bahsetmek yerine İslam'ın içindeki bir mezhepin diğerinden, o mezhebin öbüründen şeklinde daha karmaşık bir tabloda karşımıza çıkıyor kader konusunda. Buradaki tabii ki sorunun şu olduğunu söyleyebilirim. Bir, Allah'ın eylemleri var. İki, doğanın yasaları var. Üç, insanın yapıp etmeleri var. Bu üçü arasında sınır nasıl çizilecek? Allah, doğa ve insan arasında. Yani burada doğayla insan arasındaki sınır, Allah'la insan arasındaki işte sınır, Allah'la doğa arasındaki sınır. Bu üçünün arasında üç tane de ayrı sınır var. Bunların her biri üzerine tartışılmış, bayağı tartışılmış. Tartışma devam ediyor. Biz de bugün işte söyleyebileceklerimizi söyleyeceğiz. Bakalım nereye gideceğiz? Şimdi hakikaten baktığınızda çok zor bir konu diyorsunuz. Gerçekten öyle. Çünkü bir kader varsa bizim önüne geçemeyeceğimiz, o zaman biz neyle sınanacağız diğer tarafa gittiğimizde, ahirete geçtiğimizde? Ben kötü olacaksam eğer ve bu benim kaderimse zaten ben bunun önüne geçemiyor muyum sorusu geliyor. Şimdi genelde hocalarımıza bunu sorduğumuzda zaten hani iş daha da zorlaşıyor. Bunu soracağım. Yani biz bir oyunun oyuncuları mıyız hocam? Şimdi şöyle her şey yazıldı ve biz bunu oynuyorsak o zaman şimdi Allah'ın geleceği bilmesiyle birçok insan karşı bir şeyin bilinmesi o şeyin cebredilmesi yani zorlanması değildir. Şimdi iki tip mesela geleceğin bilinmesi olabilir. Bir tanesini şöyle bir örnek verelim düşünelim. Cüneyt Arkın filminin işte senaristi vardır. Cüneyt Arkın filmini yazıyordur. Cüneyt Arkın burada işte 10 metre yukarı zıplayacaktır. 10 metre yukarıdan zıpladıktan sonra 5 kişinin üzerine düşüp 5'ini birden mesela devre dışı bırakacaktır. Burada senaryoda yazılı ve Cüneyt Arkın onu oynar. Yani o senaryoda yazılı olduğu içindir ki senarist Cüneyt Arkın'ın orada işte 5 kişiyi devre dışı bırakacağını o zıplamayla bilir. Bir böyle bir geleceğin bilinmesi vardır. Senarist tarafından bilinmesi vardır. Bir geleceğin bilinmesi ise şöyle bilinme görürüz. Mesela meteoroloji, mesela havanın durumunun yarın nasıl olacağını bilir. Doğa durumlarını çok iyi tespit ettiğinden. Veyahut da doğa durumları için değil de insan üzerinden bir örnek alalım. Diyelim ki ben işte Vahşi Batı'dayım. Vahşi Batı'da gerçi John Mon gibi isimli oldu ama biz Türk isimleri olduğunu düşünelim. Yani Vahşi Batı'dayız. Benim bir arkadaşım var Ahmet. Çok iyi kovboy. Ahmet'in kardeşini de işte orada Ali diye bir kovboy öldürdü. Ben şimdi Ahmet'i çok iyi tanıyorum. Oradaki kovboylukla ilgili işte yasaları, temayülleri de biliyorum. O zaman Ahmet'in Ali'den daha iyi kovboy olduğunu bildiğim için ve Ahmet'in huyunu, oradaki gelenekleri bildiğim için Ahmet'in Ali'ye bir kovboy düello teklif edeceğini ve düelloda Ahmet'in kazanmasının kaçınılmaz olduğunu, çünkü daha iyi kovboy olduğunu biliyorum. Ali'nin de kaçmayacağını biliyorum, o da gururlu kaçmayacak birisi. Böylece Ahmet'in Ali'yi öldürmesinin kaçınılmaz olduğunu biliyorum. Ali, Ahmet'in kardeşini öldürür için ve bu gerçekleşiyor. Şimdi ben burada bildiğim için mi Ahmet Ali'yi öldürdü? Hayır, dikkat, ben evvelden olayı biliyorum, olay gerçekleşmeden gelecekteki olayı. Bir de böyle bir şey var. Siz eğer ki özgür iradeli bireylerin hangi koşullarda ne yapacağını bilebiliyorsanız o zaman da geleceği bilebiliyorsunuz. Ama burada da bir cebretme yok. Yani Cüneyt Arkın filmindeki siz senaryoyu verdiğiniz için yapmıyor. Şimdi buradaki önemli olan şeylerden biri şu: Allah'ın geleceği bilmesi bunlardan hangi tipine yaklaştıracağız? Burada Allah eğer ki İslam'ın en temel inanç esaslarından biri bizim eylemlerimizden sorumlu olduğumuz, yaptığımız eylemlerden sorumlu olduğumuz. Yani bir insan bir insanı öldürüyorsa ondan sorumlu oluyor. Bir insan işte zor dönemlerde fakirlere yardım ediyorsa, kendi malından başkalarıyla paylaşıyorsa bundan da sorumlu oluyor. Bunun da Allah katında mükafatını alıyor. Fakat bir insanın yaptığı iyiliğin karşılığını veya yaptığı kötülüğün karşılığını alması ancak ve ancak onun bir özgür iradesinden bahsedersek mümkün. Evet. Burada da baktığımızda o zaman İslam'ın en temel aksiyonlarından biri bence insanın özgür iradesi olmasıdır. Cebriye gibi işte bazıları İslam içinden buna aykırı mezhepler olsa da böyle olması gerekir. O zaman buradaki Allah'a bence denk düşecek şey Allah'ın senaryo yazıp da oynattığı değil, kendi yarattığı özgür iradeyle bireylerin hangi koşullarda ne yapacağını bildiği için bilmesidir. Yani ama o kul onu yapacağı içindir ki biliyor. Bir insan diyor ki Allah biliyorsa ben bunu yapayım. Sen onu yapmayacak olsan Allah onu zaten bilmeyecek. senin bilmenden dolayı yapıyor. Hayır. Yani burada bazen biz İslam literatüründe ilim maluma tabidir, malum ilme tabi değildir gibi böyle burada bazı terminolojiler de kullanılmıştır. Yani denmek istenen şey şu: o olayın yapılacak olmasının bilgisinden dolayıdır ki Allah onu bilir. Allah onu bilmekle olayı yapılmaya cebretmez. O yüzden bizim yani buna Allah biliyorsa benim yapmamın ne gereği vardır dememiz yanlıştır. Yani İslam bu açıdan baktığımızda bazılarının tabir ettiği anlamda, söylenen anlamda kaderci bir din değildir. Cebriye değil. Hasan Onat hocamız da Allah rahmet eylesin. Mesela bunu en çok anlatan, bana göre de en güzel anlatan hocalarımızdan biriydi. İnsanın özgür iradesine vurguyu yani, en güzel anlatanlardan biridir. İnsanın özgür iradesi olması demek, akıl ve duygularıyla kendi eylemde bulunma yeterli. Yani kendi eylemlerinin sebebinin kendisi olması demek, nedeni olması demek. Evet. Hocam hemen artık size dönmek istiyorum. Fakat onun öncesinde söylemeyi unuttuk. Eğer sorularınız varsa, konu birazcık karışık, uzun uzun konuşacağız bu gece. Ben de katılmak istiyorum, benim de sorum var derseniz eğer, ekranın kenarlarında benim sosyal medya adreslerimi göreceksiniz. Oradan son postların altına sorularınızı başka şeyler hashtag ile yazabilirsiniz. Sorularınızı biz de buradan kontrol edeceğiz ve oralarımızdan cevapları alacağız. Ve Sayın Ünal Güner, sizin de Kaderin Kodu isimli bir kitabınız var. İlk önce bunu göstererek başlamak istiyorum. Ben kitabı okudum ve artık oradan pek çok şey soracağım size ama en önemlisi şu: ağzımızdan çıkan her söz kaderimizi belirliyor diyorsunuz. Nasıl belirliyoruz kaderimizi? Yani biz kaderimizin kodlarını nasıl değiştirip kendimize güzel bir kader yaratabiliriz? Siz bunu kitabınızda anlatmışsınız ama bir de seyircilerimize anlatırsınız. Evet, biz tabii şimdi cüz'i irade kısmı düştü bize. Mutlaka tabii bir külli, bütünsel bir kader sistemi var. Belki onu programın sonunda aktarırız. Biz an be an ağzımızdan çıkan kelimelerle, aslında seçimlerimizle kendi kaderimizi oluşturuyoruz. Bir seçim yapıyoruz ve o seçimle aslında bir şeye ol diyoruz. Onun suretinde yaratılmış olan insan kendi hayatını ve kendi kaderini ifadeleriyle, sözleriyle seçiyor. Ve her söz, her ses frekansıyla da aslında kendi hayatına bir davet yapıyor. Belki de kurulmuş bir mekanizmadan bahsediyoruz burada. Yani aynı o fizik yasalarında olduğu gibi öyle mükemmel bir sistem var ki biz hangi titreşimi, hangi frekansı seslerimizle, dualarımızla, niyetlerimizle ifade ettiğimizde neye ol diyorsak o olun frekansı neyse hayatımıza da kaderimize de an be an bunu çağırıyor ve çekiyoruz. Tabii bu ifadeleri yaparken de potansiyelimizden, fıtratımızdan bir şey biz ifade ediyoruz. Yani sizde olmayan bir şeyi ifade edemiyorsunuz. Hani dervişin fikri neyse zikri de o. Hani bazen de şunu diyorlar: sadece kelimeyi değiştirirsek olur mu? O olmuyor. Bir bakıyorsunuz ki orada şuur altından zaten bambaşka bir şeyle yine o insanın fikrindeki tekrar ediyor. Onun için hani sadece hani kelimelerle olumlayalım, şöyle yapalım. Bazen böyle şeyler de geliyor. Niyeti değiştirmek sadece o zaman önemli, biz şimdi öyle mi? İfadelerimizden nasıl bir kader yaratma ihtiyacımızda olduğumuzu önce okuruz. Yani bir insanı dinleyelim. Dinlerken onun kelimelerinden, seçtiği ifadelerinden nasıl bir hayat, nasıl bir kader yaşayacağının gözlemini yapabiliriz. Sorunuzu bir daha alayım şimdi. Şimdi bu nasıl? Yani mesela ben şunu merak ediyorum. Ağzımdan hangi kelimeler yanlış çıkıyor da benim kaderime kötü etkiliyor yanlış mesela? Yanlış diye bir şey yok. Heh, İhtiyaçlar var. Ve o ihtiyaç zaten sizin potansiyeliniz ve çağrılarınız. Neye onun için çağrıda bulunuyorsanız, siz insan olarak yani onun suretinde yaratılmış bir insan olarak neyi çağıracağınız o ana kadar getirdiğiniz potansiyel. Tabii şimdi biz bunları nereden öğrendik? Bir kere bir anne baba toprağına geldik. Geldiğimiz bir coğrafya var. Bu coğrafyanın bir kaderi var. Anne babamızın geçmişten beri getirdiği bir kader var, bir soy var. Yani zaten geldiğimiz yerde bir kader ağının içindeyiz. Oradan gördüklerimiz, öğrendiklerimiz var. Şimdi öğrendiklerimizle biz seyrettiklerimizi kendi hayatımıza yansıtabilme yeteneğimiz ve gücümüz var. Şöyle diyelim, bir taraftan biz inandıklarımızı var ediyoruz. Hani şimdi ne diyor? korktuğun başına gelir diyor, değil mi? Tabii. Hani halkımız arasında çok bilinen bir şey. Bir şeyi 40 kere söylersen olur, evet, korktuğun başına gelir. O korktuğunun başına gelmesinin en önemli sebebi ona odaklandın ve o odaklandığınla ilgili kelimeleri, ifadeleri, kaçışları yapıyorsun. Bu sefer de hayatın o korktuğunun başına gelmesi üzerine bakın bir kader çağırdı. Şimdi o zaman özgür irade var mı? Evet, var. Seçimi kim yapıyor? Sen yapıyorsun. Fakat şimdi burada önemli bir nokta var. Bu seçimi yaparken geldiğin toprağa, coğrafyaya göre seçimleri yaptın bu ana kadar. Ve bu sebeple de birçok kişi aslında kader mahkumudur. Çünkü gördüğünü, öğrendiğini ve inandığını yapar. Bakın. Ta ki o aldığı kader kodunu fark ederek annesinden, babasından, çevresinden, coğrafyasından ya da reklamlar ya da birilerinin ona öğrettiği çeşitli inanç kalıplarından özgürleşerek kendi özgür iradesiyle bir seçim yapabilene kadar aslında kişi kader mahkumu. Ta ki işte o kendi olana kadar, üzerine yapışmış, dışarıdan aldığı ne varsa bunları bırakana kadar kişi geçmişin üzerine yüklediği tekrar döngülerini yaşıyor. Peki onu üzerimizden nasıl bırakabiliriz mesela? Yani mesela kafamızda kalıplar var işte, aman ben de para ne gezer, aman işte zaten sürünüyoruz falan, bir sürü şimdi kötü ağzımızdan da çıkmasın, evet, bu kadar konuşurken. Bunu yıkmanın şeyi nedir yani, o ayma noktası, sonra gerçekten o niyete girmek? Hayır, çünkü tamam artık bunu öğrendim, bunun pozitifini söylemem gerekiyor diyeceğim ama zihin bilinç altında onu söylemediği zaman nasıl olacak o? Şimdi belki de çok güzel bir soru soruyorsunuz. Şimdi özellikle bu hani kişisel gelişim, değişim bilmem ne ile ilgili insanlara yüklenen bir şey var. Hadi hemen değişelim, hadi hemen işte biz şunları dönüştürelim, hadi bilmem ne yapalım. Öncelik olanın en iyisi ve en mükemmeli olduğunu görüp kabul edebilmek. Bu belki birçoğumuz için ilk başta biraz... Hani nereden çıktı bu? Bak hepimiz iyileşmek istemiyor muyuz? Hepimiz bir şeyleri değiştirmek istemiyor muyuz? Olanın iyiliğini ve mükemmelliğini görmeyen, yani kabule geçemeyen aslında bir dönüşüm yapamıyor. Sadece frekansları yer değiştiriyor. Yani A'yı bırakıyor, B'ye başlıyor. Oysa ki gerek geldiğimiz aile, coğrafya, oradan edindiklerimiz şu ana kadar bizi anlatıyor ve tanımlıyor. Burası belki de kaderle ilgili de en önemli noktalardan bir tanesi. Yani biz seçimlerimiz tarafından tanımlanıyoruz. Bedenimiz dahil, ailemiz, annemiz, babamız, işimiz, mesleğimiz, ifadelerimiz, duygularımız, olaylarımız, rüyalarımız, her şey birebir bize anlatıyor. Ve bunun müthiş bir matematiği var. Kaderin Kodu kitabında bunu anlattım. O kadar mükemmel bir sistemle yaratılmışız ki. Yani her yerden kendimizi, hayatımızı ve neredeyse geleceğimizi okuyabiliyoruz bakın. Bire bakıp bütünü okumak, evet, önemlidir diyorsunuz. Evet. Bu ne demek? Şöyle bir şey. Nasıl mesela bugün bir saç telinizden DNA'nızı ve bedeninize ne varsa okunuyor ya. Şöyle düşünün. Yüzünüzden bütün bedeniniz, sağlığınız, hastalıklarınız okunabiliyor. Dilinizden okunabiliyor. Benim yüzümden anlayabiliyor musunuz şu an mesela? Bununla ilgili kitapta belli sistemler anlattım. Evet. Şöyle anlatayım ben size. Hem yüzümüzde hem bedenimizde çeşitli meridyenlerin, enerji alanlarının noktaları ve kanalları var. Burada diyelim ki eğer bir sivilce, bir ben varsa, orada bir kırışıklık ya da herhangi bir hasar, tahribat varsa, aşağı iniklik, işte yok kalkıklık ne varsa, bunların her bir tanesinin bir harfi var. Ve bu harfleri yerine koyduğumuzda bir bakıyorsunuz ki sağlığınızla, duygunuzla, karakterinizle, her şeyle bağlantılı. Ve bu bizim kaderimizi etkiliyor diyorsunuz. Bu zaten şu andaki sizin potansiyeliniz. Şimdi bu sizin tekrar döngülerinizi ve bugüne kadarki kaderinizi içeriyor. Seçimlerinizi içeriyor. Bir insan uyanana kadar seçtiği kaderi dönüştürme yapamıyor. Ta ki şu ana kadar yaşadıklarını, neden yaşadığını anlayıp, fark edip, idrak edip, bunun daha faydalısının seçimini yapabilene kadar kader mahkumu. Yani annesinden, babasından, atalarından getirdiği inanç kalıplarını devam ettirmek durumunda. Fakat ola ki gördü, Şimdi biraz önce dediğiniz gibi yani para beni bozar dedi. Annesinden, babasından, ailesinden bunu öğrenmiş. Çok para iyi bir şey değildir, bilmem nedir ve o kişi parayla ilgili bazı sorunlar yaşıyor. Tamam da bunu gördü, öğrendi. Bu öğrendiğinin sebebini ve kendisinin de neden bugüne kadar buna ihtiyacı olduğunu anlayana kadar o parasızlığa mahkum bakın. Onun için bazı kişiler parayı uzağa iterler. Bazı kişiler alamazlar. O alamamanın yine onların hayatıyla ilgili bütün noktalarda bir izi vardır. Yani hatta hayat okuması diye böyle bir alfabemiz var. Onu da soracağım ilerleyen evet, saatte. Kendi hayatını okuyabilir ki zaten hani Kur'an'ın da o ilk ayetinin oku olmasının en önemli şeylerinden bir tanesi budur. Biz hayatı kendimizi okumak durumundayız. Çünkü kendimizi okuyabildiğimizde kaderimizi okuyabildiğimizde de anı okuyabiliyoruz. Biz anı okuduğumuzdaysa bugüne kadarki döngüyü fark edip bunu dönüştürebilme hakkına sahibiz bakın. O ana kadar döngü devam ediyor. Hocam ne diyorsunuz bu duruma? Vallahi bilmiyorum, anlamaya çalışıyorum. Nedir yani bazı şeyler tabii anlamıyorum. Mesela ses frekansını ile etkiliyoruz diyor. Frekans yer değişiyor. Ben tabii bunları anlamakta güçlük çekiyorum. Yani frekans nedir? Yani frekans mesela şey demektir aslında. Yani bir birim zaman içinde bir olayın tekrarlanmasıdır. Yani mesela diyelim kalbi 90 atan bir kimse frekansı 1,5'tur. Yani saniyede aşağı yukarı 1,5 kez atar. Bunun frekansı 1,5'tur. Yani diyelim ki bunun frekansı 120 olsa kalp atışının 2 olur. İşte 90 iken 1,5 olur. Bu frekansla neyi etkiliyoruz mesela? Yani sonuçta şöyle, bedenin diğer frekansın yer değiştirmesi ne demek? Yani hani şimdi bir sözler var da ben bunları bir yere oturtmaya çalıştığımda işin doğrusu oturtamıyorum yani ne demek oldu. Evet, inşallah yardımcı olalım. Şimdi mesela öf kelimesi diyelim. Bizim Anadolu'da derler ki hani anneye babaya öf deme derler değil mi? Hı hı. Şimdi burada F'nin üfürmesinin mesela... F negatif midir? Evet, şöyle öfkeyi tetikliyor. Şimdi bir bakıyoruz öfkenin duygudaki titreşimiyle, bedendeki titreşimiyle mesela karaciğer hücreleri... Öfkenin titreşimi ne demek mesela? Şöyle yani demek, mesela bir karaciğer örneği alalım şimdi öfkeyle başladığımız için. Bir hücrenin bir saniye içerisindeki titremesi. Bu titremeler 3 şekilde oluyor. Diyelim ki hem bir yataylığı, hızlı, bunların her bir tanesinin sayısına göre yani bir saniyedeki dediğiniz gibi. Yani öfkelendiğimizdeki hücrelere gelen etkiden mi bahsediyorsunuz? Atomlar dahil, her atomun dahil, her hücrenin dahil bir titreme sayısı var bir saniyenin içinde. Hı hı. Mesela insanın bir bedenin ortalama 67 ile 72 arası hertz bir şey var. Titreşimi ölçülmüş. Bunları hem çeşitli frekans cihazlarıyla ölçebiliyoruz hem de ifadelerin ve mesela ses ve müziklerin de benzer durumları var. Hı hı. Mesela en son Amerika'da ve Rusya'da şöyle bir şey yaptılar. Siz A diyorsunuz. A diyorsunuz 20 saniye. İşte E diyorsunuz. Hı hı. Sesinizin arasındaki kırıklıklar, çatlaklıklar ya da işte diyelim ki dalgalanmalardan aradaki bazı şeyleri çıkartıyor. Onların hangi organlarla olan bağlantısı bulunuyor ve size diyor ki senin diyor mesela karaciğerinde bir rahatsızlık var. Fakat enteresan her organın bir duyguyla bir zihinsel sistemle bağlantıları bulunmuş. Ta kadim diyelim ki 5-6 bin yıllık özellikle bu hani tamamlayıcı tıpta akupunktur vesaire sistemlerindeki bir bilgiden kaynaklanır bu. Orada şöyle diyor mesela karaciğer bir dişil organ. Dişil organlarımız enteresan şekilde bedende aynı zamanda dişil, anne, dünya, işte beden bunlarla ilgili bir şey ve öfkeyi tetikliyor. Yani bir insanın öfkesi arttıkça karaciğeri rahatsız oluyor. Karaciğeri bozuldukça bakıyoruz ki öfkesi artmış. Anladım, ben bu demin anlatılanları yine bir yere oturtamadım. Yani karaciğerin 500 tane vazifesi var. Yani evet, bunların hani dişilik erkeklikle nasıl bağlantısı kurulabilecek bilemiyorum da. Yani bunun... tabii ki sonuçta sonuçta insanların psikolojik durumları, salgıladığı hormonla vücudun yani organlarını etkiler bir şekilde, etkiler, bunda bir şey değil ama. Yani insan evrendeki kaderde oluşta bunun bildiğimiz insanın bedeninin hastalanması veya hastalanmaması dışında, yani siz diyelim ki öfkeliyseniz iyi uyumazsınız, uyumazsanız vücudunuzdaki hormonal yapı, işte kortizon falan filan değişir, yani seviyesi diğeri değişir, ama bunun dışında çıkan harflerin veya şeylerin bir şeyi etkilemesi, yani ben bilimdeki karşılığını en azından göremiyorum. Yani kendimi buradaki oturtamıyorum yani bir yere. Evet, şimdi yine hepimiz hani biraz önce anlattığım gibi, neden dünyanın her yerine bir yerimiz ağrıdığında ah sesi çıkıyor değil mi? Şimdi bir doğal bir şey çıkartıyoruz. Hı hı. Veya neden dünyanın her yerinde insanlar gülerken ha 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 diyor. Mesela ha sesini çıkartıyoruz. Bir bakıyoruz mesela şimdi biz hay diyoruz. Rahman diyoruz. Şimdi gidiyoruz bütün uzak doğu çalışmalarında ha sesi kullanıyoruz. Ha sesiyle kalbin iyileştirilmesi ve bedenin iyileştirilmesi söz konusu. Yani gerek gülmenin içerisinde olsun. Fakat yine dediğim gibi bunların her bir tanesi ölçülebilen, yani titreşimleri ölçülebilen bir şey. Hem frekans cihazlarıyla hem de bugün ses mühendisliği diye mesela bir şey var. Benim birkaç tane de dostum, arkadaşım gitti Amerika'da, bunların derslerini aldı mesela. Herhangi bir enstrümanla herhangi bir organın iyileştirilebilmesinin de senkronizasyonu var ki Osmanlı'da bilirsiniz hani birçok yerde sesle ilgili tedaviler var. Fakat bugün enstrümanlar, notalar, hatta onların frekanslarıyla şimdi bir iyileştirmeler yapılıyor. Mesela şimdi herhalde 1940'lı yıllarda falan la sesini 440 Hz ayarlıyorlar. Bununla ilgili belki bir çalışma. Oysa ki o güne kadar 432 ve 440 olduğunda la sesi insana yeteri kadar iyi frekans veremiyor. Bununla ilgili çeşitli çalışmalar var. Hatta Nikola Tesla'nın bununla ilgili 3-6-9'luk bir şeyi vardır mesela. Ve müzik notalarıyla çeşitli organların ve bedenin iyileştirilmesiyle ilgili bugün dünyanın dört bir tarafında çalışmalar var. Fakat bu hani bugünkü teknolojiyle yapılmış bir şey değil. Pisagor müzikle terapiyi milattan önce 600'de yapıyor. Hatta hastalıkların böyle ses ve vesaire şeylerle bir tespitini yaptıktan sonra da haftada bir gün müzikle tedavi yapıyor. Zannediyorum Türkiye'de de bir bilim adamı çeşitli makamların hangi organ ve hangi rahatsızlıklarla ilgili çalışacağıyla ilgili bir üniversite tezi var. Bir doktora tezi var. Yani sesin iyileştirici gücü. Biz onun için mesela zikirler var değil mi? Mesela belli dualar var. O duaların içindeki bazı kelimelerin yan yana geldiğinde oluşturduğu bir senkronize bir enerji var. Şimdi diyelim ki la ilahe illallah. Şimdi bir bakıyorsunuz bazı tarikatlarda, bazı yerlerde şimdi bunun bir tekrarı var. Şimdi buradaki anlamının dışında o kelimenin tekrarlanarak oluşturduğu ritimle bir frekans oluşuyor. Ki dualarda da buna benzerdir ki. Onun için kelimelerin gücü bu anlamda çok önemlidir. Dualarda, zikirlerde, tesbihlerde. Neden biz diyelim ki belli bir tesbihte o kelimeyi çekiyoruz? Sadece anlama mı? Hayır. O ses frekansı da işin içindedir. Yani. Dualarla kader değişir mi hocam? Şimdi yani kötü burada bir kaderden duayla uzaklaşılabilir mi? Şimdi kader nedir? Kader dediğim gibi kader ayrı anlamlarda kullanılan bir kelime. Yani kader ölçü evrende olması demek. Fakat birçok kimse kaderin Allah'ın bilgisiyle de bunu şey yapıyor. Yani Allah'ın bilmesine de atıf yaparak kaderi anlamaya çalışıyor. Buradan yani duayla evrenin geleceğinin değişip değişmediğini insanlar kader değişir mi de daha çok kastediyor. Yani burada demek istediğim şey şu. Yani kader kelimesinin bizatihi anlamından ziyade insanların o soruyla ne kastettiğine de bir yerde cevap vermek lazım. Şimdi dua nedir yani İslami açıdan dua? İslami açıdan dua şudur. Yani Allah ezeli olan, kudreti ve bilgisi çok yüksek olan, insanı yaratan güçtür. Hı hı. Ve İslam'daki önemli ibadetlerden bir tanesi de Allah'a dua etmektir. Yani bir surede de işte duanız olmasa Allah sizi ne yapsın denmektedir. Yani duanın İslam ibadetlerin en önemlilerinden biri olduğu söylemektir. Ve Allah'ın da dualara cevap vereceği geçmektedir. Fakat kabul edeceği geçmemektedir. Dikkat edin, cevap vereceği geçmektedir. Yani bir yerde bunu şeye de benzetebilir. Kabul etmeye de bilir. Tabii ki, yani mesela peygambere bile örnek Kur'an'da ayette geçiyor. Falanca kimseler için diyor, siz onlar 40 kere af dilesen de, yani 70 kere sen onlar için af dilesen de Allah onları affetmez diyor. Yani peygamberin 70 kere af dilese de affedilmeyecek insanlar var. Ha, burada peygamberin duasının bile olamayacağı durumlar var. Bu yani duaya cevap verilmesi demek, duanın kabul edileceğinin garantisi verildiği anlamına gelmez. Ama dua kabul edilip edilmeyeceğinin belirsizliğine rağmen edilmesi gerekli bir şeydir. Biraz olay şöyledir. Yani kul bir yerde isteme makamındadır. Kul istemekle her şeyin Allah'ın elinde olduğunu, Allah'ın her şeye hakim olduğunu idrak etmiş olur. Ona bir yerde adeta dilekçesini iletir. Ama Allah haşa insanların emir kulu değildir. Yani Allah emir kulu olsaydı sen bir dua ediyoruz sanki Allah emir kulu gibi hemen onu yapıyor gibi bir şey oldu. Hayır. Allah onu değerlendirir. Yapıp yapılmaması gerektiğine karar verir. Evet, bazı kimsenin affedilmesi için işte peygamber bile af dileyince ama o kadar çok zulüm ettirmiştik ki yani o dua kabul edilecek bir dua değildir. Veya siz Allah'tan mesela doktor olmayı istersiniz ama Allah sizin karakterinizi çok iyi bilir. Sizin karakterinizin tıbba uygun olup olmadan Allah aslında siz kendi iyiliğiniz için bir meslek istiyorsunuzdur doktorluk duasıyla. Allah sizi psikolog yapar. Onunla sizin daha çok mutlu olacağınızı biliyorsunuz. Aslında Allah sizin o duanıza cevap vermiştir ama sizin istediğiniz duayı kabul ederek değil. O duanızın özünde yapmak istediğiniz iyi bir meslek seçmek şeyine cevap vererek sizi psikolog yapmıştır. Yani cevap verilmiştir. Kısacası Kur'an'da dualar etkisi olan unsurlardır ama bu Allah'ın her duayı kabul ettiği anlamına gelmez. Dua olacak olaylarda bir şey değiştirir. Yani gelecekle ilgili bir olayda değiştirir. Peki Allah'ın bilgisi burada değişmiyor. Hayır, Allah zaten o duayı da edeceğinizi bildiği için, hangi koşullarda ne isteyeceğinizi bildiği için aslında Allah onu da yine biliyordur. Yani burada peki, biz Allah'a etkiyle Allah'ın gelecekle ilgili bilgisinde bir değişiklik yapmayız. Fakat biz o duayı etmeyecek olsaydık da olay olmayacaktı. Yani o olay belki de Allah'ın verme sebebi veya bizim duamıza cevabıdır. Yani geleceğin bu şekilde olmasında duaların da o yüzden katkısı vardır. Evet. Şunu merak ediyorum, mesela hayatımızla ilgili aldığımız bazı büyük kararlar, mesela evlenmek, mesela iş seçimi, bunlar kader midir? Yani önceden bunlar belirlenir ve biz bunları değiştiremez miyiz? Yoksa asıl sorum şu aslında hocam, yani biz karar alırken kader mi bunu bize yaptırıyor, yoksa bizim aldığımız kararla biz kaderimizi mi yaratıyoruz? Şimdi bunu tabii ki ben hep en baştaki şeyi anlatmaya geliyorum. Yani birçok kimse Allah'ın bilmesiyle Allah'ın cebretmesini yani karıştırıyorlar. Demin bir örnek verdim. Bir ilave daha örnek vereyim anlaşılması için. Diyelim siz şuraya bir bakıyorsunuz. Şuradan köşeden bir insan geliyor. Önce onun gölgesini görüyorsunuz. İşte gölgesinden de tanıyorsunuz. Ahmet geliyor diyorsunuz. Gölgesinden veya sonra Ahmet çıkıyor. Siz burada Ahmet'i gelmeye zorlamış olmuyorsunuz. Gölgeden dolayı Ahmet'in geleceğini biliyorsunuz. Allah da bu şekilde insanlara bir özgür iradeleriyle eylemde bulunma hürriyeti verdiği için fiillerinin mesuliyetini de vermiştir. Ve bu yüzden insanlar kendi geleceklerinde söz sahibidirler. Ve tabii ki bu söz sahibi olmaları da insanların sınırlıdır. Yani onların mesul olacakları kadar bir şey vardır. Sonuçta hiçbirimiz mesela erkek mi kadın mı olacağımıza, kaçıncı yüzyılda dünyaya geleceğimize, hangi şehirde doğacağımıza, annemizin babamızın kim olacağına karar vermedik. Yani olacak şeylerin önemli bir kısmı bizim irademizden bağımsız. Ben özgür irade, burada cüz-i irade İslam literatüründe çok kullanılmıştır. Fakat ben bu kavramların oluşturduğu kafa karışıklığının kimi zaman yani olaylar açıklama gücünden fazla olduğunu düşündüğüm için çok kullanmıyorum bu kavramları, cüz-i irade kavramını. İnsanın yani iradesi dışında olan birçok şey vardır. Yani insanın iradesinin olması demek yani bizim içinde olduğumuz durumların birçoğunu bizim belirlediğimiz anlamına gelmez. Ama sorumlu olacak kadar da insanın iradesi vardır. Eylemlerinden sorumlu olacak kadar iradesi vardır. Sorumlu olmadığı şeylerden zaten hesap verecek değildir. Neden mesela insan sorumlu değil? Diyelim babasının, annesinin kim olduğunu insan belirlemediği için o önceden belirlenmiştir. Yani bizim irademizin dışındaki bir olaydır. Ya diyelim ki mesela babamız birisini öldürmüş olsa Allah korusun. Yani biz ondan mesul olmayız. Veyahut da diyelim ki babamız çok büyük iyilikler yapıp da birçok kimseyi kurtarmış olsa onun sevabı bize de yazmaz. Hani babamızın yapmasıyla. Çünkü o bizim irademizle alakasızdır babamızın iyilikleri veya kötülükleri. Peki kendi iyiliğimiz ve kötülüğümüz kader midir? Kendi iyiliğimiz ve kötülüğümüz, işte kader bir yerde ölçü olmasıysa tabii ki şeydi, kendi iyiliğimiz veya kötülüğümüz nedir? Mesela bir örnek verelim. Diyelim bu korona döneminde şimdi birçok yerde işte ekonomik sıkıntılar çıktı dünyada. Benim de kendim evvelden ticaretten bir mal birikimim var. İşte benim evvelki mal birikimimi insanlara dağıtmam, fakirlere yardım etmem nedir? İşte bir kaderdir yani, ölçüdür yani. Sonuçta ben cebimdeki parayı oraya vermezsem o parayı oraya gitmez, değil mi? O yardım olmaz diye yani, kaderdir. Bu şekilde yani benim eylemlerimle oluşan şey de kaderdir aslında, benim kaderimdir. Ve onun sayesinde de ben bir yerde mesul bir kul olurum. Ama bu şu anlamda değildir yani bazılarının anladığı anlamda, insanın zorlanıp da adeta insanı saksı gibi yani yaptığı eylemlerden sorumlu olmaması anlamında evvelden yazılmış bir senaryonun zorla oynatılıp da fakirlere verdirilmiş olması anlamında bir kader değildir. O zaman Allah'ın oradan bir insana cennet mükafatını vermesinin bir anlamı olmaz. O tarzda bir kader anlayışı ise kastedilen o değildir. Ama benim yaptıklarımdan dolayı, işte ölçü odur zaten şu, benim yaptıklarımdan dolayı bir yerde bir evrendeki ölçü şu var. Siz yemek yerseniz yaşıyorsunuz. Evet. Açlık çeken bir insana da siz yemek verirseniz o dünyanın kaderi işte. Dünyada konulan ölçü o. Doğa yasaları aslında Kur'an'da kaderin karşılığı, değil mi? Yağmur bir ölçüyle yarattık. Nedir? Yağmur doğa kanunları çerçevesinde yağdığını ve onun içinde belli bir matematiksel ifade tarzının mümkün olduğunu ifade eden bir konudur. Yani Kur'an'da geçen ifade budur. Yağmurun Allah kaderle olduğunu söyler. Bu anlamda aldığımızda benim fakire yaptığım bir yardım nedir? İşte doğadaki kadere, yani doğa yasalarına uygundur. Eğer ki çünkü ben benim imkanlarımla ona bir şey vermezsem açlık çeken bir insana diyelim ölme tehlikesi vardır. Ben o doğa yasalarını gözetip de Allah'ın dediğini yaptığımda gerçekleşir. Ama bazılarının dediği gibi, dediğim gibi bu benim iradem dışında olan bir eylem değildir. Yani öyle olursa benim ondan zaten bir sevap almam. Yanlış yaptığımda günah almam söz konusu olmaz. Evet. Şimdi babanın suçu senin kaderin değildir dedi Caner hocamız. Bir de aile kaderi diye bir şey var ve siz bunun da değiştirilebileceğini söylüyorsunuz. Birazcık anlatır mısınız, bu aileden gelen kader nedir? Şimdi tesadüfen o aileye doğmadık. Mutlaka ki o aileden alacaklarımız var. O anneden babadan zaten buluşmamızın da bir sebebi var. Bir yaprak bile dünyada sebepsiz olmaz. Yani her şeyin mutlaka bir matematiği var. Fizik yasalar neyse kader yasaları da aynı mekanik ve sistemle devam eder. Şimdi biz eğer o anneye ve babaya ihtiyaç duyarak o anne babayla buluştuysak, o zaman o anneden ve babadan gelen çeşitli mirasları da alabiliriz. Fakat bazen 5 tane kardeş vardır. Her bir tanesi farklı miras alabilir. Fakat bir tanesi bu olayları fark eder, tamamen dönüştürebilir. Fakat çoğunlukla ben annem gibi olmayacağım, ben babam gibi olmayacağım deyip de tam da onlar gibi olur. Neden? Çünkü zaten ifade ettiğiniz bu çağrıdır. Yani o biraz önceki korktuğunuz olaydaki gibi. Sistem olla, yapla çalışır. Yani olmasın diye bir şey ifade için geçerli değil. Ne demek lazım mesela onun yerine? İstediğinizi söylersiniz. Mesela bazen hani dualarda falan işte Allah korusun işte şunları şunları bunları vermesin. Versin demektir. Neden? Çünkü çağrı, odaklandığın şey olumsuzdur. Eğer olumsuzdan bakarak bir şey söylüyorsan o olumsuzu çağırırsın. Ama aslında niyetin ne işte? Allah şunu bunu vermesin, aman sağlıklı olsun deyince... Hani o söylemediğimiz kelimeleri ya da söyleyelim açık açık. Canım, Allah kaza bela vermesin. Araba almış insana denir mesela. Hani bu, onun için o kelimeyi soktuğumuz için aslında niyetimiz... İşte bu yine de şöyle diyelim. Odaklandığınız yer orada kazalarla ilgili durum. Oysa ki sağlıklı, güzel korunarak seyahat etsin. Allah'ın korumasında ol. Bakın olumlu söylenebilir. Onun için... Siz yani o tarz bir duayı teşvik etmiyor musunuz? Allah kaza bela vermesin denmemeli mi sizce? Şöyle mesela biz restorana gittik. Şimdi restoranda biz... Yani orada olumsuzu çağırıp da kazaya mı yol açabiliriz o duayla? Şöyle mesela böyle bir şey olabilir. Biz restorana gittiğimizde... Yani üzgünüm ama yani bu İslam'ın dua anlayışına temelden karşı, yani bu Secret kitabında anlatılan şekildeki doğal... Bakın, Secret'e ben de çok iyi bakmıyorum ama... Şimdi İslam'ın doğa anlayışında Allah özgür iradelidir. Sizin ağzınızdan çıkan kelimelerden bağımsız olarak sizin zaten niyetinizin dua ederken ne olduğunu bilir. Yani burada bir yerde benim kelimelerle işte falanca şeyi gündeme getirmiş olmam o duayı belirlemez. Benim niyetlerle Allah'a yönelmiş olmam belirler. Yani orada bence yani insanın aman kaza kelimesi anıldı. Evrene bu bir etkide adeta bulundu. Ben kazayı daha çok bu şekilde getirebilirim demek. Yani bence yani İslam'ın doğa anlayışıyla bağdaşmadığı gibi yani fiziğin anlattığı evrende de herhangi bir temel bulamayacak bir iddiadır. Peki kişi fikrinde yoksa niye kaza kelimesini kullansın? Var fikrinde, niye olmasın? Kaza olması ihtimali var. İşte zaten bir kişi bir yere odaklanıyorsa o odağını zaten kendisine doğru çağırıyor. Niye çağırıyor? Bir kere bu ne demek yani? Kendisine doğru, mesela buradan devam edelim. Peki. Anlaşılır olması için. Diyelim bir kaza ihtimali var. O canım güzel bir araba aldı. Reklam olmasın diye markasını anmayalım. Ben ona kaza olan bir şey görüyoruz. Ben Allah kaza vermesin dedim. Şimdi ben nasıl burada kazaya sebebiyet veririm? Sizin anlattığınız sistemde bunu bir tarif edin, anlayalım hepimiz. Şimdi bir kere oraya kaza kodunu verdiniz. İmajında kazayı yaptınız. Şimdi çok basit bir örnek. Kaza kodunu vermek demek ne demek? Ne oluyor? Şimdi yani kelime olarak bu kelimeyi, yani bu vermesin derken zaten imajında ve hayatında bu telkini verdik. E ne oldu? Yani sadece o kelimenin orada geçmesi mi? Devam edelim. Buradan devam edelim. Açığa kalsın. Bununla ilgili ben bir örnek anlatayım. Şimdi diyelim ki bu örnekten devam edelim, örnek var. Şimdi bu örneği anlamak için bir örnek anlatayım. Şimdi bakın, şurası diyelim ki bir yol olsun. Ve bu yerden 1 metre yükseklikte olsun. Biz buradan yürürüz. Ve deriz ki burada çok güvenlikle yürüyoruz. Bunu biz 1 kilometre yukarıya kaldırdık. Oysa ki yine yol belki 1 metrede olsa aşağıya baktığımızda korkuyla, endişeyle düşebilme tehlikemiz artar ve belki de düşeriz. Şimdi burada kişinin sadece zihni, iradesi yetmez, imajinasyonu, korkuları, endişeleri onu buradan düşürebilir. Biz çoğu zaman imajinasyonlarımızla da çeşitli olayları kendimize çağırırız. Yani korkularımızla, endişelerimiz... Sizin söylediğiniz performans aksiyetesi gibi şeyler var. Tabii ki performans aksiyetesi diyebileceğimiz birçok olayda şeyler var. Nedir performans aksiyetesi? Performans aksiyeti, bir şey yapacağınızdan endişe duymanız, o endişe hali sizi daha başarısız kılabilir. Yani performansla ilgili şeyiniz olabilir bu, ama demin söylediğiniz kaza örneğiyle pek örtüşen bir şey yok. Yani kaza örneğine ben kaza vermesin diye... Anadolu'da bakın, Anadolu'da şimdi hani ıslık çalmadan tutun da işte hayırsız kelimeler kullanmayın diye hepimiz çocukluğumuza duymuşuz. Anadolu'da bir sürü hurafe var, biz onları temizlemeye çalışıyoruz. Hurafe de bence bu demin anlatılan da onu, yani oraya gidiyor. Şimdi özellikle olumsuz kelimeler kullanılmaz. Allah ben kullanıyorum, hiç şey yapmıyorum. Yani. Mesela Allah kaza vermesin gayet rahat diyebiliyorum. Evet. Biz yine de şifadan yana konuşuruz. Canım, yani kelimeyi böyle seçmeyi tercih ederiz. Bakın, seçmenizde sorun yok. Önemli olan burada sizin yani tarif ettiğiniz sistemde o tip kelimelerin seçilmesinin kaza olmasına nedensel etkide bulunabileceği gibi bir şey iddia ettiniz. Şimdi mesela, bunu bir temellendirmeniz lazım. Böyle bir iddiada bulunuyorsanız havada kalmaması lazım. Şimdi şöyle bakın, çağrı yapıyorsunuz. Şimdi Anadolu'da çağrı yapmak ne demek yani? Şöyle. Hatta yok 3 harfi denmez. Ben hala deminden biri yani hala bu mekanizmayı açıklamanızı bekliyorum. Ben siz harflerin frekansını merak ediyorsunuz değil mi hocam? Basit örnekten gidelim anlaşılsın. Siz araba aldınız. Ben size diyorum ki Allah kaza vermesin dedim. Şimdi bir kaza kelimesi ağzımdan çıktı. Sizin anlattığınız sistemde Olcayto Hanım'ın kaza yapması ihtimalini arttırdım. Evet. Şimdi bunun mekanizmasını buyurun anlatın. Şimdi bakın. Kainatta her şey çekim üzerine çalışır. Yani biz şimdi burada buluşuyorsak renklerimiz, konuştuğumuz kitaplar, işte yazdıklarımız, bugüne kadar yaptıklarımız, enerjilerimiz, frekanslarımız bizi burada buluşturdu. Herhangi bir buluşmanın tesadüf önce olmadığını anlatıyorum. Diyorum ki her türlü buluşma, bugün burada olmamız dahil, bir kaderin mekanizmasıdır, bir sistem dahilindedir. Siz de eğer bu çekim ve buluşma yasalarına göre eğer bir talepte bulunuyorsanız ve talepte bulunduğunuz bir şeyle karşılaşırsınız. Mesela şöyle bir şey söyleyebilirim yasa olarak, bakın. Bugüne kadar ifade ettikleriniz başınıza gelmiştir. Mesela örnek vereyim. Bir kişi eğer sürekli keşke diyorsa bir bakıyoruz ki ileri yaşlarda şeker hastası olmuş. Bunun mekanizması bakın, ben bir şeyler anlatıyorsunuz da anlatılanlar cevabı değil. Yani ben hala işte yani nasıl kazaya yaptıracağımı anlayamadım. Şu anda işte bakın yine örnek veriyorum. Keşke diyor kişi, bir bakıyoruz ki ileri yaşlarda şeker hastası olmuş. Peki bu keşke kelimesiyle adamın şeker hastası olmasının ne alakası var? Yani elinizde bir istatistik var mı? Dünyada kaçta mesela şeker hastası olmamak için keşke kelimesi kullanıldığının arttırıldığıyla mesela. Ben buradan bakın şu anda bütün izleyicilerimize şunu söyleyeyim. Şeker hastası olup da keşke kelimesi kullanmayan varsa yazsın. Ne kadar basit, ben şey söylüyorum. Şu anda binlerce bizi izleyen vardır. Net. Siz canım bir dergide yayınlasaydınız dünyada, yani keşke yapıyorum kelimesi zaten. Kullanıp da şeker hastası olanlar. Yani dünya biliminde kökten bir değişiklik yapardınız yani bence. Evet. Ve dünya, Nobel ödülüne bile aday olabilirdiniz. Hiçbir yani, kelime boş yere kullanılmıyor. Mesela sık sık bir kişinin kullandığı... Bakın kelimenin boş yere kullanıp kullanması ayrı bir şey. Sizin söylediğiniz deminki şey şuydu, baştan gidelim. Yani olum... Aynı örnekten geçeceğim anlaşılsın diye. Çünkü örnekleri gidip başka konuya, yani bir konu açıklığa kavuşmadan. Şimdi kaza kelimesini kullandım. Evet. Ben aynı şeyi bir daha soruyorum. Kaza kelimesi ben kullanmakla Olcayto Hanım'ı kazaya nasıl sevk ediyorum? Bunun mekanizması ne? Mantıksal, bilimsel mekanizması. Bir, kazadan bakın, bir, kazadan korktuğunuz için bunu söylediniz mi? Tabii ki kazalar görüyoruz. Evet. Korktuğunuz bir şey de başınıza geliyor mu? Hayır. Gelir. Hayır. Genelde korktuğumuz başımıza gelir. Bir dakika. Neden geliyor? Şimdi korktuğumuz şey tabii ki insanların başına gelmeyen bir şeyden korkmak manasızdır. Fakat bir şeyden korkmanın o şeye uğramayı arttırdığınla ilgili rasyonel ortada bir veri yok. Yok, çağrıdan sonra niye çağrıdan sonra? Yani sonuçta yani şunu gösteren hiçbir şey yok. Allah kaza vermesin ifademin herhangi bir insanı daha çok kaza ortaya çıkardığınla ilgili. Ben bugüne kadar hiçbir yerde ne kendi hayatımda böyle bir şey gözlemledim ne başka bir insanlarda bir şey gözlemledim. Yani böyle bir şey ortada yok. Şimdi ben burada bir şey söyleyeyim. Buyurun hocam. Şimdi mesela, ama bir de şu, bunu bakın bir de şu var. Örnek görmedim. Zaten örnek görmedim de. Olsa da şunu izah etmeniz lazım. Kaza kelimesi çıktı benim ağzımdan. Hangi mekanizmayla? Mesela kaza kelimesinin ağzından çıkması Olcayto Hanım'ın arabasına bir şekilde gitti. Arabanın pantişizm gibi bir mantığı var. Şöyle, daha çok kaza yapacak hali. Bir şey nasıl bir mekanizma? Hocamız, onu hemen söylesin. Hangi mantıksal mekanizma benim kaza kelimesini telaffuzum Olcayto Hanım'ı kazaya sevk ettirir? Çünkü burada Allah'ın kurduğu bu sistem. Millete söyleyelim. Yani kendisine Allah kaza vermesin diyenlerin millet ağzına biber sürsün böyle bir şey varsa. Evet. Şimdi Allah'ın yarattığı öyle güzel bir mekanizma var ki bizi an be an dinliyor. Ve bizden çıkan her türlü ifade, talep, dua, ne dersek diyelim. Allah'ın yarattığı mekanizma dediğiniz gibi bir şey yok. Müslümanlar cehennem Allah vermesin diye dua edince kendini cehennemlik yapmıyorlar mesela yani. Kim neden korkuyorsa en de sonunda onunla buluşuyor. Şimdi bu mekanizma aynı o fizik yasalarda olduğu gibi bir çağrı sistemi yapıyor. Fakat bu çağrı hani boş yere durduk yerde korkacağı şeyi iletmiyor. Diyor ki zaten bende bu potansiyel var. Bu potansiyelden dolayı o kelimeyi kullanıyor, olumsuz bir şeye hayatına davet ediyor. Eğer o potansiyeli iyileştirebilirse doğal olarak ifadesi de sağlık olsun, şifa olsun, Allah korusun diyor. Bakın korunma istemekle onun için vermesin demek arasında böyle bir fark var. Ben bir şey söyleyecektim ama unuttum şimdi. Neydi konu? Şimdi ben yavaş yavaş artık şeylere geçmek istiyorum. Tekrar kendi sorularıma da döneceğim ama izleyicilerimizden gelen sorular var. Birisi tarafından öldürülmek ya da insanın kendi canına kıyması kader midir? Bu demin söylediklerim şu. Bunların hepsi diyelim ki bir insan bir insanı öldürdü. Yani sonuçta kaderi doğa yasalarının işleyiş açısından alırsak mesela siz bir insanın kalbine bıçak sapladığınızda insanın vücudundan belli bir litrede kanı dışarı çıkarttığınızda o insanın ölmesi bir kaderdir. Niye? Doğa yasaları onun zaten yaşamasına izin vermez. O açıdan bu doğa yasaların işleyiş anlamında kaderdir. Fakat bunu bir insanı Allah onu cebretti. Yani o insan istese de istemese onu zaten öldürecekti. Yani cebriyecilerin dediği anlamda bir İslam düşüncesinin içinde. Yani onun hiçbir dahli yok, hiçbir gücü yok. İstemese de onu öldürmeye mecbur da anlamında bir kadercilik anlarsan böyle bir kadercilik yok. Eğer Cebriye böyle hocam bir açabilir miyiz? Cebriye şudur. Tamamen. İnsan adeta rüzgarın içindeki yaprak gibidir. Yani iradevi davranışlarımız aslında sadece bir halüsinasyondur. Bundan ibarettir. Bu cebriyecilik geçmişte kalmış bir mezhep değildir. Yani günümüzde hala var mı? Cebriyecilik vardır. Yani İslam'ın içinde olduğu gibi materyalist görüşün içinde de cebriyecilik vardır. Ve yani bu şöyle bir şeydir. Yani tabii onlar materyalistler kendine cebriyeci demez. birçok materyalist insan da aslında insanın özgür iradesinin hiçbir şekilde temellendirilemeyeceğini düşünüyor. Yani felsefe açıdan dediğin gibi iradenin ne olduğunu göstermek çok zor bir konudur. Çünkü irade fiziksel dünyada bizim tarif ettiğimiz hiçbir şeye benzemez. Mesela belli bir farklılığını iradenin söyleyeyim. Bunları açabilirim. Biraz da felsefi zor konulara girmekten çekiniyorum. Zihin felsefesi de benim çalışma alanlarımdan biri. Bir de Fıtrat Delilleri kitabım var. Onu da gösterebilirim. Bunun da ücretsiz PDF'i internette var. Buradaki irade delili bölümünün okunmasını tavsiye ederim. Orada bu konuyla ilgili daha detaylı şekilde giriyorum. Buna, yani modern dönemdeki bununla ilgili yapılan deneyler, diğerleri var. Günümüzde iradenin olmadığı ile ilgili iddialara cevap veriyoruz. Şöyle bir farklılığından bahsedeyim. Fizik evrendeki her şey mesela mekanik olarak işler. Mekanik olarak işlemesi şudur. Diyelim ki ben şu kitaba vurdum, kitap şöyle gitti. Bu kitap geldi, şu kitaba vurdu. Bu ona vurdu. Yani mekanik işleyişte hep A'lar B'yi belirler. B diyelim C'yi belirler. Yani daha doğrusu nedenden sonuca doğru bir gidiş vardır. Bu şekildeki gidiş vardır. Yani buna en çok verilen örneklerden birisi bilardo toplarıdır. Bir bilardo topu diğerine belli bir açıyla çarpar. O bilardo topu belli açıyla açılır. Öbürüne vurur. Bu şekilde toplar mekanikle dağılır. Fakat bu bilardo topu falanca top oraya gitsin niyetiyle, yani sonuç önceden belli şekilde nedenler işletilmez. Fizik evrende. Fakat insan bilincine geçtiğimizde insan iradesi eylemlerde çok köklü bir farklılaşma vardır. Aslında bu çok derinden bir farklılaşmadır. Gayesellik başlar. Ancak zihinde başlar ve iradeli eylemlerde gayesellik bulunur. Gayesellikte olan şey şudur. Sonuçlar önceden bellidir. Neden sonuç ilişkisi, sonuçlar oluşsun diye neden sonuç zinciri işletilir. Mesela bir mimar binayı önce kafasında tasarlar. İşte çatısını yapmak için temeli ona göre atar. Kiremitleri ona göre döşer. Ona göre betonu döker. Nedir? Aslında onları döşerken hep sonuca göre nedenlerin işletilmesi vardır. Yani nedenden sonuca yine gidilir ama sonuçlar zihinde öncedir. Yani gaye zihinde öncedir, yapılır. İşte iradeli eylem gayesel hareketin ortaya çıktığı bir eylemdir. Fakat fiziki yapıların hiçbirinde gözükmeyen mekanik, yani fiziksel yapıda gözükmeyen gayesel işleyiş bilinç düzeyine geçtiğinde iradeli eylemle açığa çıkar. İradevi eylem aslında bu açıdan bakıldığında evrende geri kalan her şeyden kökten kopuktur bilinçli varlıkların iradevi eylemi. Bu yüzden evrenin geri kalanıyla kökten farklı bir şeyden bahsederiz iradede. Bunun en iyi açıklamasının ne olduğuna gittiğimizde ben burada irade delilini de onu ortaya koymaya çalıştım da bunun detaylarına girmiyorum diyorum. Zor bir konu. Seyircilerimizin zaplamasından korkuyorum. Sonra bana kızarsınız. Şunu diyebilirim. Bunun da en iyi açıklaması ezeli unsurun bence irade olmasıdır. Materyalizme göre, şurayı bir açıklayayım sonra. Materyalizme göre ezeli unsur maddedir. Madde de mekanik işleyişe göre işler. Yani mekanik işleyişi ne kadar işletirseniz işletin, ne kadar komplike yaparsanız yapın bence kendi kendine orada irade, yani gayesel işleyişi, mekanizmden gayeselliğe geçiş bence, çünkü o bir mahiyet farklılığı var. Olmasını ben mümkün görmüyorum. Bunun bana göre en iyi açıklaması ezeli unsurun irade sahibi olmasıdır. İslam da bunu yapıyor. İslam'a göre ezeli unsur, yani Allah irade sahibi olduğu için maddede olduğu gibi zaten mekanik işleyiş değildir ezeli olan. Ezeli olan zaten iradedir, gayesel işleyiştir. Allah'ın zihninde, mimarın zihninde olduğu gibi insanın mesela olması olduğu için 13,8 milyar yıl sonra insanın ortaya çıkışı belli olduğu için hassas ayarlara Allah evrenin başında koymuştur ve evren sürecini gayesel olarak ona göre işletmiştir. Bu ne de işte iradenin işleyişidir. İrade evrenin ilk saniyesinden itibaren Allah'ın iradesi olarak tecelli etmiştir. Allah'ın iradesi olarak tecelli eden irade elbette ki bir yerde kendisinden çok daha basit bir türde, çok daha basit bir seviyede olsa da yaratıkların bir kısmına benzeri bir şeyi, iradeyi vermesi de mümkündür. O yüzden İslami açıdan maddenin fiziğin anlattığı maddenin yapısından bu kadar kopuk bir şekilde iradenin ortaya çıkmasını anlamakta o kadar zorluk yoktur. Fakat fizikalizme giden, yani her şeyi fiziğe indirgeyip de anlamaya çalışan teori açısından iradeyi anlamak mümkün değildir. Bu yüzden de zaten birçok kimse iradenin varlığını reddetmektedir, bunu anlayamadıkları için materyalist felsefe. Ama özgür iradenin varlığını reddetmekte insanı bir paradoksa, korkunç bir paradoksa sürükler diyorsunuz. Şöyle reddetme cümlesi bile sizin iradenizin var olduğunu varsayarak düşünmüş bir cümle. Yani reddetme cümlesinin kendisini bile, yani ben reddediyorum onu diyen bir kimse bile kendinde irade olduğunu düşünerek o cümleyi reddediyor. Yani bir şey reddedemezsiniz ki kendinizde irade olduğunu düşünüyorsun. Yani reddetmek demek şudur: şu ihtimal var, şu ihtimal var, ben şunu seçiyorum, bundan yana fikir beyan ediyorum demek yani. Aslında benim özgür irademle farklı şıklar arasında birisi üzerine düşünüp de karar vermem demek. Yani reddetmek. Evet. Yani bir insan ben bir şeyi reddediyorum, iradenin varlığını reddediyorum demesi bile paradokstur. Çünkü ben irademle iradenin varlığını reddediyorum demek gibi bir şeydir. Reddetmek iradeyi. Evet. Şimdi ne kadar anlaşıldı bilmiyorum da dediklerimi... O kadar çok soru geliyor ki yani aslında defaatle aynı şeyi soruyor gibi oluyorum ama çok da karışık bir konu olduğu için artık mazur göreceksiniz hocam. Yani şunu söyleyeyim, mevcut felsefenin en çetin, bana 4-5 konusunu söyleyin deseler kesinlikle. Bir tanesi iradedir. Kader tabii irade konusuyla ilişkili olduğu için kaderdir. İradenin yanına bilinci de koyarız. Çok iç içedir. Çünkü bilinçli olmayan varlığın iradesi de olmayacağı için. Yani felsefede de şu anda dünyanın ister Harvard'a gidin, Oxford'a gidin, en çetin şekilde tartışılan konulardan bir tanesi bilinç ve iradedir. Bu iki konuda iç içedir. Evet. Tabii kader konusu girince Allah'ın bilgisi, doğa ve insan arasında sınırların nasıl çizilmesi gerektiği gibi din felsefesi açısından da başka bir konu çıktığı için zaten böyle bana göre felsefe açısından çetin bir konunun içine ek bir çetin konunun beraber tartışılması girmektedir ama bu işi daha zevkli kılmaktadır. Yani. Evet, bu gece hepsini birden konuşmaya çalışıyoruz. Şimdi Ünal Hocam, diyorsunuz ki kitabınızda, sen soru sordukça sana cevap verilmek üzere yeni sofralar kurulmaya başlar. Başımıza daha neler gelecek diyoruz mesela, işte bir sürü şey yaşıyoruz. Ay Allah'ım, yani bu kadar şey oldu, daha ne olacak ki acaba falan deyince pat bir şey daha oluyor. Gerçekten ben bunu yaşadığımdan biliyorum. Bu nasıl işliyor? Yani yanlış soru yönlendirmek şimdi, evrene evet, ne yapıyor? Şöyle nasıl aslında, oluyor? Hayat dileklerimizle, dualarımızla sürekli çalışıyor. Hı hı. Ve bunlar bizim an be an her türlü ifadelerimizle bize bir cevap veriyor. Biz nasıl dediğimiz anda herhangi bir konu içerisinde o zaman o nasılın cevabını vermek üzere bir sofra geliyor. Mesela komşunuzda herhangi bir olay oluyordur. Hı hı. Bak bu nasıl bunun başına geldi, nasıl oluyor dediğiniz anda aslında o sorduğunuz sorunun kendi hayatınıza daveti vardır. Şimdi... Hani biraz önce işte keşke kelimesi kullandık, kesinlikle kullandık. Hani böyle bir sürü mesela sık sık kullanılan kelimeler var. Asla mesela. Asla var işte. Asla dediği zaman kişi asıl yapması gereken bu durum bir matematiği var. Bir kişi diyelim ki acele ediyordur, hemen diyordur, çabuk diyordur, bilmem ne yapıyordur. Mesela biz burada ters köşe yaparız. Deriz ki bu kadar acele ediyor ve bu kadar aceleci kelimeler kullanıyorsa... Nerede bu kadar yavaş, ne kadar yatay, nerede durağan bir enerjim var diye okuma yaparız. Ama o aynı zamanda bir şeyi acele ederek kendini yavaşlatıyordur mesela. Acele ederek yavaşlatıyordur derken? Şimdi hani kapıdan iki kişi aynı anda hızlı geçmeye çalışsa ne yapar? Yavaşlar. Yani bir tarafta acele ediyor diye aslında kendinin yavaşlatıldığını görmezden geliyordur. Durduğu alanları başka servis yapıyordur. Hı. Onun için bizler de hayatı okurken ifadelerimizden okuyabiliriz. Yani geleceğimizi kullandığımız sık sık kelimelerden okuyabiliriz. Başımıza ne gelecek? Bir de aynen kelimesinden bahsediyorsunuz kitapta. O ne oluyor? Şimdi mesela şöyle düşünün. Bir insan sürekli aynen diyorsa ne talep ediyordur aslında? Aynısını yaşamayı talep ediyordur. Vardır mesela biraz da bazı... Türkçe kıtlığından da bunu yeni nesili çok kullanıyor. Değil. Aynen diye mesela. Öyle değil, emin olun. Aynısını isteyen, geçmişi tekrar etmek isteyenlerin kullandığı bir kelime olduğunu görürüz. Şimdi mesela şöyle diyelim her birimiz. Yani hayat benim için nedir? İzleyicilerimize de soralım. Her bir kişi otursun şu anda. Senin için hayat nedir? Hayatın bir tanımını, bir kelimeli bir cümleyle yapsın. Ve bir bakacağız ki şu anda hayat nedir diye kullandığımız kelime şu ana kadar hayatımız olmuş. Çünkü biz... Nasıl tanımladıysak hayatı öyle yaşadık. Öyleyse ona olan tanımı dönüştürebiliyorsak hayatın şeklini dönüştürebiliyoruz. O zaman şunu diyebiliriz. Biz inandıklarımızı yaşıyoruz. Biz neye inanıyorsak, neye inandırılıyorsak kendimizden de hayat aynasına bunu yansıtıyor ve bunlarla karşılaşıyoruz. Öyleyse bugüne kadar bize gelmiş olan inanç kalıplarını fark edip dönüştürebiliyorsak bizden yansıyanı da dönüştürebiliriz. Ben bu konuda böyle basit bir şey deney aktarıyorum. Kendimizi böyle bir film setinde hissedelim aynı bu şekilde. Bizden yansıyan bir kainat var. Hı hı. Ve an beyan bizden yansıyan bize seyrettiriliyor. Ama o seyrettiğimizde eşimizde, çocuğumuzda, ailemizde, mesleğimizde, ifadelerimizde, duygularımızda, rüyalarımızda bizde ne varsa, bizim potansiyelimize ne varsa bu yansıyor. Ve biz aslında dışarıda bunları okuduğumuzda kendimizi okuyoruz. Kendimizi okuduğumuzda hayatımızı ve kaderimizi okuyoruz. Öyleyse herhangi bir insanı bedeninden okuyabiliriz. Bedeninde o ana kadar. Beni şu an mesela baktığınızda bedenimden okuyabiliyor musunuz? Birkaç mekanizma söyleyeyim. Tamam. Şimdi örnek verelim. Tamam. Şimdi mesela çene diyelim. Çene bölümü yani... Şöyle gösterelim. Çok, şimdi burası mesela mesane bölgesidir. Mesane bölgesinde mesela sizin burada bir hafif bir yarık vardır. Çok yoğun yaratıcılık vardır. Çünkü aynı zamanda su sistemi bedende yaratıcılıkla alakalıdır. Ama diyelim ki erkek ya da kadında burada bir çizgi oluştuysa bu yumurtalık ya da prostatta bir blokajdır. Bu blokajdan dolayı su sistemi bedende bloke olmuştur. Yaratıcılığını ve üretkenliğini engellemiştir bakın. Bu dediklerim yani hani aynı zamanda akupunktur ve doğu tıbbında da kullanılan bir okuma sistemidir. Ama şimdi mesela sizin gözleriniz biraz iri. Hı hı. Değil mi mesela? Siz bütünü rahat, güzel görebilen bir kişisiniz. Bütünle bağlantıya geçebilirsiniz. Ama onun dışında da biraz ayrıntıları ufak tefek görmezden gelebilirsiniz. Neden? Çünkü ayrıntıya gittikçe gözlerimiz küçülüyor. Ama daha bütünü, daha büyüğü gördükçe büyüyor. Ama bunun dışında da mesela sizin beyaz, gözlerinizin beyazı metal elementidir bedende. Metal elementinde çok azıcık mesela şimdi sağ içeride kızarıklıklar vardır. Burası bedende kalın bağırsaklara hitap eder. Kalın bağırsaklar bizim sindirim ama aynı zamanda bırakmayla ilgili bir şey vardır. Deriz ki sağ tarafla ilgili bir erkekle ilgili bırakamadığı bir şeylerden dolayı gözünün burasında bir şey vardır bakın. Sadece bedende küçük okumalar yapıyoruz. Ama daha ziyade set ışıklarından hocam. Yanlış görmüş de olabilir yani öyle değil. Yani bu şöyle bir şey. Hiçbir nokta tesadüfen kızarmıyor, beyazlaşmıyor ve bunun dediğimiz gibi müthiş bir matematiği var. Ama aynı zamanda ailemizdeki durumlar da bu şekilde bize anlatıyor. Aynı ifadelerimizde olduğu gibi. Ya da şimdi rüyalar diyelim. Şimdi ona bir virgül koyalım mı? Çünkü tamam. Kısa bir aramız varmış, onu uyarıyor yönetmenim. Kısacık bir aranın arkasından başka şeyler devam edecek. Yeniden birlikteyiz. Başka şeyler devam ediyor. Ünal Hocam sizde kalmıştık. Tam rüyalar dediniz. Evet. Bu arada Caner Hocam'ın da aldığı notlar var görüyorum. Birazdan size döneceğim. Sizin notlarınızdan da sanıyorum eklemek istediğiniz şeyler var. Ya, başka sorularımız var hocam size. Tabii. Buyurun efendim. Şimdi nasıl rüyalarımızı yorumluyorsak, rüyalarımızın bir sembol dili varsa hayatımızın da bir sembol dili var. Gerek mekanlarımız, üzerimizdeki o günkü kıyafet seçimlerimiz, işte araç seçimlerimiz, o dönemdeki diyelim ki arkadaşlarımız, dostlarımız, işlerimiz her şey bize anlatıyor. Hatta başımıza gelen olaylar da bize anlatıyor. Yani herhangi bir yaşadığımız olay bizim ifadelerimizden bağımsız değil. İfade var, olay var. O olayın neticesinde bizim yaşadığımız bir duygu hali var ve o duygu halinin biçileceği yer rüyalarımız. Öyleyse biz rüyalarımızı okuduğumuzda hayatımızı okuyoruz. Hayatımızı okuduğumuzda da aslında olaylarımızı ve ifadelerimizi okuyoruz. Yani hepsi aslında birbiriyle... Rüyalar da çoğu zaman hatırlanmıyor. Onu nasıl okuyacağız? Ben şöyle diyorum. Rüyalarımızı hatırlayamadığımız dönemler biraz ruhumuzla barışıklığımız az. Biraz daha kalbimizi açıp oraya yönelmemize fayda var. Çünkü rüya kapısı bizim ruhsal bağlantı kapımız. Onun için mutlaka ki rüyalarla bir daha barışmamızda fayda var. Şimdi o zaman hayatı 4 tane sütun olarak değerlendirelim. Hı hı. Yani her birimiz hayat dediğimizde aslında yaşayacaklarımız, ifadelerimiz var, yaşadığımız olaylar var, olayların içinde yaşadığımız duygular, düşünceler, hallerimiz, haletlerimiz var ve rüyalarımız var. Hayat dediğimiz şeyin içinde aslında sadece bu 4 tane şey var. Fakat diyelim ki siz bir şey gördünüz, seyrettiniz, bugüne kadar bir kadersel mirasın içindesiniz, ailenizden, coğrafyanızdan. O gördüğünüzü ifade ediyorsunuz sürekli. O ifadeleriniz olaya, olaylarınız duyguya, duygularınız da rüyaya geçiyor. Ve bu bir çark olarak, tekrar döngüsü olarak dönüyor. Ta ki kişi hangi kelimeyi kullandığında, neyi ısmarladığını fark ettiğinde ifade de uyanıyor. Bir olay yaşıyor, o olayı neden yaşadığını anladığında ve fark ettiğinde olay rüyasının içinde uyanabiliyor. Bir duygu yaşıyor, o duyguya neden ihtiyacı olduğuna, bu korku olabilir, endişe olabilir, sevinç, neşe olabilir, öfke olabilir. O öfkeye diyelim ki neden ihtiyacı olduğunu anladığında uyanıp onu dönüştürebilir ya da rüyanın içinde uyanıp rüyasını yönetebilir. Rüyasını yönetebilir. Evet. Ki zaten bu konuda bir sürü çalışmalar var. Dünyada da var. Inception. Hayır. Lucid rüya diye. Yani şu anda binlerce seyircilerimiz içinde de mutlaka vardır. Rüyanın içinde olduğuna uyanma çalışmaları vardır. Yani rüya görürken rüyanın içinde olduğumuza da bir şuur projeksiyonu olarak uyanabilme mümkündür. İşte o bahsettiğim filmdeki hikaye gibi çok ilginç. Bunu gerçek hayatta yapabilenler var diyorsunuz. Evet. Gerçekten de bir sürü böyle insanlar yapıyor ve bunların tabii çalışmaları, antrenmanları, bir sürü şeyler var. Ama aynı şekilde olay rüyasının, yani bu hayat rüyasının içinde de uyanabilmek mümkündür. Şöyle diyelim. Mesela diyelim ki bir kişi soruyor bana, ben diyor sigara kullanıyorum, bunu nasıl bırakayım? Ya da çok öfkem var, kızgınlığım var, bunu nasıl bırakayım? Diyoruz ki bırakmadan önce buna niye ihtiyacım var? Şu ana kadar ki hep bakın dikkat ederseniz olanın en iyisi ve en mükemmel olduğuyla başlıyoruz. Hemen değiştirelim demiyoruz burada. Buna niye ihtiyacım var? Bu söze, bu olaya, bu yaşadıklarına, hatta bu hastalığa niye ihtiyacım var? Ona neden ihtiyaç duyduğumuzu öğrendiğimizde, fark ettiğimizde, bununla sebeplerini ve bağlarını kurduğumuzda artık o serbest kalır. İşte o zaman o korkuysa, o endişeyse, o öfkeyse onu oradan alıp yerine daha beğendiğimiz bir duygu haline, bir düşünceyi ya da yapmak istediğimiz, olmak istediğimiz bir hali koyabilecek bir duruma geliriz. Bunu insan tek başına yapabilir mi? Yapabilir. Çünkü aslında zaten her birimizin tek başına yapabileceği şeyler bunlar. Fakat dinliyorsak, hayatı dinliyorsak, kalbimizi dinliyorsak, yani illa da dışarıdan birisinin bize bunu anlatmasına gerek yok. Fakat biz bazen kendimizi, kalbimizi dinlemediğimize bu sefer evet bazen danışmanlara ihtiyaç duyuyoruz. Kalbimizi bize anlatsın diye, kalbimizin kapısını, yolunu göstersin diye. Ama her birimizin bunu bulabilme yeteneğimiz de var, hakkımız da var. Evet. Şimdi birazdan şakalar ve şarkılara geçeceğim Ünal Hocam ama Caner Hocam şunu merak ediyorum. Şimdi coğrafya, kader diye bir kalıp dolaşıyor. Şimdi insanın kişisel kaderi var, bir de dünyanın kaderi var. Mesela şu an bir pandemi yaşanıyor. Bu bir küresel kader midir? Yani dünyanın her tarafında insanlar bu hastalıkla boğuşuyor. Maalesef can kayıpları çok fazla. Şimdi bu dünyanın başına gelen bir kader midir? Şimdi yine tabii hep aynı şeyi açıklamak zorunda kalacağım ama yani kader kelimesini dediğin gibi birkaç tane kullanımı var. Bunlar ne demek istiyorlar? Ona bakmak lazım. Şunu tabii ki çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani biz başımıza gelebilecek şeylerin önemli bir bölümünü kontrol edemiyoruz. Zaten dini açıdan da bakarsak burada en önemli bence unsur iradeyle ilgili gündemde mesuliyettir. Yani biz irademizle alakalı olandan mesulüz. Demin verdiğimiz örneklerdeki işte öldürme, öldürmeme, fakir doyurma, doyurmama gibi şeylerden. Ama irademizle oluşturmadığımız işte doğduğumuz yer, dünyadaki sorunlar falan filan gibi şeyler var. İslam'ın en önemli iddialarından bir tanesi bu dünyanın bir imtihan dünyası olduğudur. Yani ve bu dünyanın imtihan dünyası olması da şu demektir. Ya bu dünyada iyilikler de vardır, kötülükler de vardır. Ve biz belirlemeden bunların birçoğu bizim başımıza gelecektir. Yani pandemiler, hastalıklar, yaşlanma ve herkes için kaçınılmaz olan ölüm gelecektir. Ölüm gelince zaten ne yapacağımızın bir önemi kalmayacak ama ölüm gelmeden önce de bizim yapacaklarımızın da bir kıymeti harbiyesi vardır. Diyelim ki bir pandemi geldi. Demin dediğim gibi o pandemi durumunda mesela biz nasıl davranacağız? Ne yapacağız? Maske, mesafe, kurallara uymak. Yani veyahut da dediğim gibi bir kıtlık geldi. Kıtlıkta mesela nasıl davranacağız? Diyelim ki bizim imkanlarımız gitti, biraz zor durumda kaldık ekonomik açıdan. Başkasının malını çalma imkanımız var. Bize emanet bırakmış malını. Emanete ihanet edeceğiz mi mesela o ekonomik zorluk içinde? Veyahut da başımıza bir hastalık geldi. Sonuçta hastalık başımıza gelmesine rağmen Allah'a yine şükretmeye devam edeceğiz mi? Veyahut da bir bolluk geldi. Bu kadar zorlukta Allah bize hep sağlık verdi, bolluk verdi. Allah'ın o nimetinin değerini bilip de yine şükredeceğiz mi? Yani dünyada başımıza gelen İslam açıdan iyi veya kötü olaylar, ki zaten dünya hayatı bunların birlikteliğiyle karşımıza çıkıyor. Zaten bir şeyin kötüyü görmeden iyi olduğunu da anlayamıyoruz. Yani değil mi? Sağlığın değerinin, evet, hastalığın olmasından, gençliğin değerini bir yerde belki yaşlılığın olmasından, sevdiklerinin değerini belki kimi zaman sevdiklerinden uzak kalmasıyla ya sevginin olmamasıyla insan anlayabiliyor. Yani olumsuzluklar bir yerde olumluluğunu da bize değerini yapan, anlatan unsurlar. Bu dünyada bunlar bir aradalar. Bir aradalar ve bunlar bizim imtihanımız için varlar ve bunların birçoğunu kontrol edemiyoruz. Pandemi de bunlardan bir tanesi. Evet. Kontrol edemeyeceğimiz şey ama bizim kontrol edebileceklerimizden Allah katında sorumlu olduğumuzu bilip, tamam ben pandemiyi kontrol edemem. Ben benim başıma... Ama sorumlu davranabilirim. Yani ben ne yapabilirim? Yani bu durumda ne yapabilirim? Demin mesela verdiğimiz örneği düşünelim. Bu durumda birçok insan ekonomik açıdan sıkıntı çekiyor. Mesela onlara yardım edebilir miyim? Veya bir doktorsam, bir tedavi yapma şansım varsa kendi o bilgimle bu insanlar için o bilgiyi kullanabilir miyim mesela? Onların şeyine koy değil. Bu doktorlarımız şu anda gerçekten bana göre çok onurlu. İslam ahlak açısından çok güzel bir şekilde. Sadece bir maaş aldıkları bir meslek olarak değil, gerçekten bir insanlara yardım. Canla başla, gönülden çalışıyor. Birçoğu, büyük bir çoğunluğu, tabii herkes için bu tip işlerde ancak genellemeyle konuşur. Gayret ediyorlar. Bu İslam ahlak açısından bana göre çok örnek, çok güzel bir şey. Yani bir fedakarlık yapıyorlar değil mi? Kendi canlarını tehlikeye atma pahasına başka insanların canını kurtarmaya çalışıyorlar. Bu neyle ortaya çıkıyor? İşte pandemiyle ortaya çıkıyor. Kim korkak, kim cesur. Kim başkasına empati yapıyor, kim yapmıyor. Kim kendi malını zor durumda kalanlar için veriyor, kim vermiyor. Kim zordayken namuslu olmasını yine koruyor, emanete ihanet etmiyor. Kim emanete ihanet ediyor. İşte bir böyle zorluklar, savaşlar, pandemiler, kıtlıklar, bolluklar, bunlar bir turnusol kağıdı gibi kimin ne olduğunu ortaya çıkartıyor. İyiyi, kötüyü bu evrende ortaya çıkartıyor. Bize düşen şunu bilmek bence, yani hayat çok kısa. Yani insan 20 yaşında olsa bile hayatın kısallığını çok rahat anlayabilir. 20 yıl nasıl geçti düşünsün. Daha ileriki yaşlardaysa daha da yanlar. Bir anda pat diye geçecek hayat. Yani bu dünyadaki aslında en büyük zorluk bile böyle zamanın üstüne kendimizi çıkarıp bir baksak, milyarlarca yıllık bir yerde insan ömrü 100 yıl olsa bile çok çok kısa bir şey. Yani bu 100 yılda en zor olan şeyi yaşasak bile nedir ki aslında? Hiçbir şey değil. Ama Allah'ın rızasını kazanıp kazanmamak çok büyük bir şey fark ettirecek bir şey bir imtihan dünyasındaysak. Burada biz yani kendimizin irademizle, özgür irademizle aslında kaç paralık bir insan olduğumuzu, nasıl bir insan olduğumuzu ortaya koyacağız. Önemli olan küçük şeylere tamah etmemek. Yani zorluklarla gerektiği şekilde baş etmek. Sabır İslami açıdan çok önemli bir şey. Yani İslami açıdan sabır, durum ne olursa olsun olman gereken istikameti bozmaman demek. Diyelim ki bir yerde mücadele içindesiniz. Allah cihatta sabredenleri geçiyor. Mücadeledesiniz değil mi? Karşı taraf diyelim düşman size çok kötülük yapabilir ama siz yine de mücadeleden vazgeçmeyin. O cihatta sabrediyorsunuz. Veyahut da ne bileyim bir ibadeti yapıyorsunuz. Güzel alay ediyorlar sizin o ibadeti yapmanızla. Alay etmelerine karşı siz ona yine devam ediyorsunuz. Onda sabrediyorsunuz. Yani sabır aslında çoğu zaman böyle aktif olan bir şeydir. Yani iyi bir durum, iyi bir hal neyse onu gerçekleştirmek ve olumlu olumsuz karşımıza ne çıkarsa çıksın devam halini bozmamaktır sabır. Yani İslami açıdan. Hocam, o dünyada dediğim gibi iyi bir istikamet tutturup ve sonra sabırla devam etmek bizim yapmamız gereken. Evet. Şimdi seyirci soruları geliyor. Her iki misafirimize de. Şimdi Caner Hocam size özellikle soruyorlar, evlilik kader midir diye. Evlilik sorusu çok fazla gelmiş. İsim söylemeden o yüzden artık şimdi herkesin ortak sorusu olarak bu dünyada söylüyorum. Tabii ki birçok şeyleri Allah karşımıza çıkartır. Yani sonuçta imtihan dünyasında pandemi gibi. Bazen insanları da Allah karşımıza çıkartır. Fakat sonuçta biz kendimiz irademizle yaptığımız bir seçim olduğu için evlilik de bizim sorumlu olduğumuz bir şeydir diğerleri. Yani karşımıza mesela bir insan çıkar. İslami açıdan mesela o insanın İslam'a bakışı da sizin için önemli olmalıdır mesela evliliğinizde. Mesela ne bileyim İslam düşmanı biriyle mesela bir Müslümanın evlenmemesi beklenir bence. veyahut da zinaya devam eden bir insanla evlenmemesi bekliyor. Bunlar Kur'an ayetinde geçen ifadeler değil mi? Ancak mesela gayrimüslim olup ama bizim yani Müslüman olan kişinin dinine saygı duyuyorsa yine de evlenmemesi. Onlarla evlenebilir. Kur'an'da geçiyor evlenebileceği. Ama mesela Kur'an açıdan bir putperestle mesela diyeyim İslam dinine yani evlenmemek gerekir. Bu açıdan bakıldığında yani kimle evlenip evlenmediğiniz, evlilikten sonra evliliği işte nasıl sürdürdüğünüz, işte şu bu birçok şeyde yani bir imtihanın parçasıdır birçok şey gibi. Yani insanın hesap vereceği bir şey olduğu için o da insan iradesi de işin içindedir. Ama insanın iradesinin içinde olduğu için tabii ki Allah özgür iradeli kulların hangi koşullarda neyi yapacaklarını da biliyor. Karşılarına birçok şeyi çıkartıyor. Yani burada bu açıdan da baktığımızda yani ona kader demek de yanlış bir şey değildir. Ama bu kader demek yani insan birine evlenmeye zorlandı şeklinde anlaşılmaması gerekir. Evet. Yani şunu da unutmayalım. İnsanın önemli olan kendi eylemlerinin sorumlu olması için nedeni olmasıdır. O eylemi yapan olmasıdır. Allah özgür iradeli bireyler hangi koşullarda ne yapacağını bildiği için mesela karşısına öyle birini çıkartır ki aslında o tamamen özgür iradeli seçimidir. Ama aynı zamanda bir yerde yani aslında Allah'ın özellikle de karşısına çıkarttığı biridir. Yani bunlar ikisi birbirine zıt unsurlar değildir. Evet. Ünal Bey, size bir soru var. Şimdi her şeyi iyi düşünürsek iyi olacak gibi konuştuk. Diyor ki seyircimiz, toplu bir şekilde iyi düşünsek, doğru sözcükleri seçsek ya da meditasyon yapsak dünyadaki felaketleri durdurabilir miyiz? Şimdi biraz önceki coğrafyayla bağlayalım. Coğrafyanın bir kaderi var ve zaten o coğrafyanın kaderine de sen kadersel bir ihtiyaçla geldin, doğdun. Biz dönüştüğümüzde, değiştiğimizde zaten o coğrafyada değiliz. Bakın. Şimdi yani diyelim ki bir kişi Güneydoğu'da terör bölgesinde bir yerde doğdu. Evet. Şimdi bir bakıyoruz ki orada çok önceleri de kavgalar, savaşlar var. Kişi ancak oradan bakıyorsun göç ediyor, bilmem ne yapıyor. Coğrafyanın kaderinden çıkıyor. Bakıyorsun orada belli bir yemek kültürü var. Belli bir şarkı, arabesk sistemi var. İşte diyelim ki bir şive var. Dünyaya bir bakış var. Bir dini anlayış, inanç var. Şimdi kişi ancak oranın kendisine neler verdiğini ve ne ihtiyaçla orada olduğunu anlayıp özgürleşebiliyorsa zaten o kaderden çıktı. Şimdi o kaderden çıktı. Zaten kendisi bireysel olarak güzel bir dua yaptı ve o duada buluşmak istediği neyse, iyilikse o, güzel bir hayatsa o kendi güzel dünyanın bir halinin içerisinde olabilir. Ama bu dünyanın kaderini değiştireceği anlamına değildir. Çünkü dünya da kendisi bir varlık olarak kendi hayatını ve kaderini yine sistem içinde devam ettirir. Bir yerde deprem olacaksa, deprem bölgesi ise biz de bir ihtiyaçla gider o deprem bölgesinde bulunuruz. O dünyanın kaderi içinde orada o deprem olacaktır zaten. Ama sen o ihtiyaçtan özgürleştiysen artık o deprem olacak yerden taşınırsın ya da o gün orada olmazsın. Peki mesela bir insan, bunu da çok soruyorlar. O yüzden yine isim vermeden hani herkesin sorusunu dile getirerek soruyorum. Gerçekten çok istiyor ki zengin olsun mesela. Çok istiyor. Hayattaki en büyük isteği. Fakat bir türlü olmuyor. Niyeti o, zengin olmak istiyor. Çok da söylüyor işte Allah'ım ne olur zengin olayım, zengin olayım. Ya da işte ben zenginim diye tekrar ediyor kendi kendine diyelim. Fakat olmuyor. Bunun altındaki inanış nedir? Çok güzel bir soru sordunuz. Bir insan bir şeyi gerçekten istiyorsa o oluyor, bakın. Şimdi diyeceksiniz ki ya herkes zengin olmak istiyor. Biz bak, gel bakalım diyoruz, zengin olmak istiyor musun? Şimdi diyorum sana 10 milyon verdik, ne yapacağız? Anama veririm, babama veririm, şöyle yaptım, böyle yaptım. Hani sen istiyordun kendine? Şimdi bir insan bir şey istiyorsa önce kendini isteyecek. Eğer onu saçmaya istiyorsa ya da bir şey geldi, geleni sen diyelim ki koyacak bir yerin yok. Kendine bir faydan yok ya da içeriye alamadın. İçeriye alamayacağın bir şey aslında istemediğin bir şey. Çok istemek de onun için istememek demek. Şimdi ne kadar... Kitabınızda yazdınız hani pozitif ve abartmak bölümü. Evet, evet. Ya ben şunu çok istiyorum, ben çok evlenmek istiyorum. Hayır diyor, sen istemiyorsun. Evlenmek istiyorsan evlenmek istersin. Yani şunu demek istiyorum. Hani ben bunu çok istiyorum, çok istiyorum. Ne yapıyor? Tam tersini itiyor. Çünkü siz diyelim ki bir restorana gittiniz. Bir şey istiyorsunuz. Hı hı. Yani şunu der misiniz? Ben çok döner istiyorum der misiniz? Çünkü o çok istemenin arkasında eminlik yoktur. O güven zaman sadece yoktur. Bir kere mi söylemek gerekir? Burada yani şunu önce anlayalım. Bir kere yani söylemekten ziyade arkasındaki mekanizma şu. Hı. Siz bir şeyden verileceğinden eminseniz dersiniz ki bir bardak su istiyorum. Ya acaba burada getirirler mi getirmezler mi? O kadar çok istiyorum ki ne olur bana su getirin diyorsam içimde bir şüphe vardır. Hı. O şüphenin vereceği şey aslında bu suyu getirme demektir. Vallahi ben yani basketbol oynadıktan sonra çok su istiyorum. Yani daha çok susadığım için. Evet. İşte suyun gelmesine engel olmuyor. Yani götürüyorum. Yok, yani ben yine bu nedensel mekanizma yine kuramadım sizin anlattığınız. Şöyle sonra. Şunu der misiniz mesela? Diyelim ki orada antrenörünüz ya çok su istiyorum bana ne olur çok çok su getir. Canım yani öyle bir yani ölecekmiş gibi telaşta demem. Yok. Ya çok susadım çabuk getirin evet, deriz yani. Hayır bunu diyebiliriz bakın. Buradaki hani o çok istiyor da hayır, olmuyor. Hayır diyelim öbür türlü dese de bir insanın o suyun gelmemesiyle ilgili mekanizma ne olacak onun gelmesini engelleyen ben yine göremiyorum. Yani şimdi yıllardır basket oynuyorum görüyorum da ona benzer yani evet. Sonuçta mesela antrenmanlardan sonra eskiden yaptığımızda şimdi antrenman yapmadan direkt öyle tek pota maç falan yapıyoruz. Tek pota maç yaptığımızda bayağı istiyoruz. Şöyle hal istiyoruz. Olarak bakalım. Yani işte öyle geliyor da sular yani hiç de engellenmiyor sular çok peki siz olunca. Bir restorana gittiğinizde nasıl sipariş veriyorsunuz? Yani garsona yani ben şunu çok istiyorum diye mi sipariş veriyorsunuz? Yoksa ben bunu istiyorum diye mi sipariş veriyorsunuz? Canım restorandaki garsonla çok samimiyken ya açlıktan öldüm ya çabuk bana bir tane omlet versenize diyebilir evet. Ama geliyor evet. Da omlet yani engellenmiyor evet. Pek. Şimdi orada eminsiniz. Sizin anlattıklarınıza yok. Göre biraz engellenebilmesi yok. Lazım yani. Böyle. Oradaki şey şu. Bir kişi emin değilse kendini ikna etmek bakın, için çok istiyorum diyor. Bir insan şöyle emin değilse genelde insanların yani sağlıklı düşünen insanların emin olmadığı durumlarda zaten gelmesine engel olabilme ihtimali olan bir şeylerde düşünür. Onda zaten gelmemesi ihtimali vardır ki şüphe ediyordur. Gelmesi ihtimali olmaması ihtimalinden şüphe ediyorsa zaten olmaması ihtimali olduğu için de olmuyordur o. Çok doğru. Tam da burada. O işte. Zaman ama onu söylemesi ha, o yok. Şekilde söylemesi değildir onu yok, yapan. Şimdi zaten bunu... O zaten olmaması ihtimalini gördüğü içindir ki o vurguları yapmıştır. İşte ama onun o söylemesi onu oluşturan bir şey değildir. Yani. Yok, işte bakın. Siz söylediğinizde yok. O vurgu sanki bu yok. İşi götürüyormuş gibi anlatıyorsunuz. Şöyle, o vurgu içerideki potansiyelin dışa vurum şekli. Yani zaten kişi içeride engelini koymuş. Bir örnek anlatayım. Şimdi bir tane hanımefendi geldi dedi ki ben dedi bütün bu dediklerinizi yaptım. İfadelerimi de güzel bir şekilde söylüyorum. Ben dedi çok güzel bir ilişki istiyorum. İşte ne istiyorsun dedik yani. İşte iyi anlaşayım, güzel bir ilişkim olsun, işte birbirimizi sevelim. Tamam peki. Bunu sen nerede yapıyorsunuz? Terapide mi yapıyor bu? Bazen öyle yemekler falan yapıyoruz. Restoranlarda bilmem nelerde imza günleri yapıyorum böyle. 50-100 kişi şu anda hemen ayaküstü hızlı terapiler diyelim ama sohbet aslında. Peki diyorum şu anda kimle yaşıyorsun? Annemle yaşıyorum. Hı hı. Ama bir mutlu bir ilişki istiyor. Annenle mutlu musun? Evet. Hı hı. Güzel anlaşıyor musun? Evet. Sen zaten şu anda annenle istediğin bu şeyle buluşmuşsun. Fakat kendi şuur altından şunu diyor. Ben aslında bir erkekle bir ilişki istiyorum. Hayır onu istemiyor. O annesiyle zaten ilişkisinden memnun. Burada kişilerin bir şey istiyor gibi görünmesinde aslında bir ufak bir ayrıntı anlatıyorum. Her birimiz bakın burası çok önemli. Her birimiz zaten tam istediğimizi yaşıyoruz. Yani her birimiz zaten talep ettiğimizde buluşuyoruz. Fakat talep ettiğimizi hatırlamıyoruz. Yani aslında o hanımefendi bir hayatına bir erkek sokmak istemiyor mu? İstemiyor. Şimdi peki o niye zaman, sürekli bunu istediğini söylüyor mesela? İşte bakın, olması gerektiğini düşündüğü için. Bir ilişkisi var annesiyle. Annesiyle tamam. Zaten çok mutlu. Fakat dışarıdan gelen talepler var ya niye evlenmiyorsun, niye şöyle yapıyorsun? Mesela Nazi kampındaki çingeneler orada çok olmak istedikleri için mi orada oldular? Şimdi bakın bu anlattığımıza göre. Dünyada hiçbirimiz... Sipariş vermediğimiz, altını onaylamadığımız bir hali, bir durumu seçmiyoruz, yaşamıyoruz. Zaten nerede verildi bunu? Mesela ben basit bir örnekten gidelim. Evet. Yani mesela şöyle biraz daha yakına gelelim 90'lı yıllara. Sırp kamplarındaki bir boşnak alalım. Sırp kamplarında bir boşnak orada duruyor. Boşnak bunun siparişini ne zaman verdi sizin anlattığınıza göre? An beyan ifadeleriyle o ana kadar getirdiği potansiyelle korkularıyla, endişeleriyle, yaşadığı duygularla zaten bu siparişi çağırıyor. Nasıl? Yani, mesela tam Boşnak Sırp kamplarından birinde bir Boşnak 93 yılında 20'li yaşlardaydı. Sırplar Saraybosna'yı kuşattılar. Hı. Ve savaşırlarken 20'li yaşlardaki o işte tepelerin altında savunmaya çalışan Boşnaklardan birini kampa götürdü. Bu nasıl verdi bu siparişi? Şimdi sipariş verdi deriz, altını temellendirmeniz lazım. Tabii, verdi tabii, demek tabii. Temellendirmek değil, verdi demek. Şöyle, her birimiz diyoruz ya, an be an zaten ifadelerimizle bir duygu, bir hal yaşatıyoruz. Bir frekans yayıyoruz duygularımızla da. Duygularımız... Bu frekans lafını kullanıyorsunuz da bence sadece kullanıyorsunuz. Hiçbir şey açıklamıyor. Ben bu konuda ses mühendisliği ilgili siz makalelere bir bakın, göreceksiniz emin olun. Ben makalelerde, ben şimdi sizin konuştuklarınıza bakıyorum yani de. Şimdi ben deminki örneği, yani frekans demekle hala o genci nasıl götürdük? Peki, çünkü şöyle, deminki kaza da anlaşılmaz. Korkuları mı onu çekti? Bakın, oraya şöyle, şimdi nasıl biraz önceki diyoruz ki korktuğu başına geliyor. Korktu dediniz de onu da temellendiremediniz de. Hayır, bunu bakın Anadolu'da eğer de şu anda izleyiciler arasında bilmeyen, yaşamamış olan yoktur. Vallahi tam Anadolu'da, da korktuğun başına gel. Sizin gelmedin mesela. Korktuğunuz bakın, başınız gelmedi. Şimdi bakın siz aradaki farkı mantıksal açıdan bir hata yapıyorsunuz. Korktuğunun insanın başına gelmiş olması, bir insana korktuğu şey olmaması için dilekte bulunduğunuzda onun başına gelme ihtimalini arttırdığınız iddiasından farklı bir iddiadır. Şimdi sizin deminki ilk iddianız ikincisiydi, birincisi değildi. Yani iddianız şuydu, ben mesela Olcayto Hanım'a aman başına kaza gelmesin dedi, onun kazaya uğramasını arttırıyorum dedi. Bu nedir? Evet. Olumsuz bir dilekte bulunduğunuzda arttırırsın. İnsanlar zaten olumsuz şeyin olması rasyonel bir sebeple, çünkü trafik kazasından önüne on binlerce kişi var Türkiye'de her sene. Bu olası bir veya yaralanan veyahut da yaralanmadan kaza geçirip arabası hasar alan yüz binlerce kişi var bu şekilde aldığımız derse. Böyle bir olasılık olduğu içindir ki zaten o temenniyi de bulunuyorum. Olması olan olasılık zaten her insanın çekindiği bir şeydir kaza yapmak. Ve yani insanların çoğu az çok çekinir. Kimisi o ihtimali daha az düşünür, kimisi daha çok düşünür. İnsanda tabii ki olması olası, yani mesela koronadan çekiniyordum, tam başıma geldi. Şu anda Türkiye'nin evet, zaten %80'i koronadan çekiniyor. Neden sakınan göze çok batıyor mesela? Sakınan göze çok batar bir sözdür. Mantıksal açıdan temellenmiş bir şey değildir. Yani halk arasındaki atasözleri, bir iddianın temeli kabul edilemez. Yani yani bir iddiayı temellendirmek atasözlerinden fazla bir şey gerekir. Atasözünü bir iddianın temeli zannederiz. Şöyle, yani, korku ile ilgili zaten kişinin içinde o potansiyel olduğu için onu ifade ediyor. Bu dediğiniz doğru. Bakın. Zaten kişinin içinde o olayı çağıran bir potansiyel var. Onun için kazadır, işte diğer kelimeleri... O olayı çağıran potansiyel değil. Bu çok basit bir şeydir. Ben Türkiye'ye baktığımda, Türkiye'deki istatistiklere baktığımda ve kendi yaşadıklarıma baktığımda kaza olma ihtimalini görüyorum. Araba kazası çok oldu. Ben bugüne kadar 50 kere arabayı vurmuşumdur, sürtmüşümdür yani. Bu ihtimalde gördüğümde kızım Allah seni kazadan beladan korusun derim. Olcayto'ya arkadaşım aman Allah seni kazadan korusun derim. Bu nedir? Benim dünyadaki istatistiklerden... Bak ne kadar güzel söylüyorsunuz ama. Belki bu kelimeyi çok kullandığınız için bunlarla karşılaştınız. Ama bu mantıksal bir temel yok şimdi. Yok. Yani şunu da diyeyim. Belki benim üst komşu yukarıda yumurta pişirdiği için de bu kazaları yaşadım da diyebilirsiniz. Şöyle, bunu temellendirmeniz gerekir. Bu söylediğiniz zaten, bana göre o cümleden daha fazla bir cümle değil yani. Zaten kendi hayatımız bakın bir deneyim. Şimdi bu deneyim tarlasında, deney tarlamıza zaten kendimizden okuyoruz. Yani her birimiz aslında şu anda izleyicilerimiz de kendi hayatlarında bunlarla ilgili bir sürü noktayı zaten görecek. Neden korktun? Başına geldi. Neden sakın? Şimdi bunlar boş yere çıkmış bir şey değil ama bunun bir mekanizması var. Neden? Çünkü o korktuğun şeyde odağın. Ben 40 yaşına gelmeden önce ölmekten korktum ama yani 40 yaşını geçtim. Yani. Yemek tutmadı değil, mesela aldım. Eğer öyle bir korkunuz yani olsaydı. Yani yüzlerce insan korktuğu şeylerin başına gelmediği örnekler şey yapabiliriz. Falanca kanyondan geçerken düşmekten korktuk. Şöyle bir şey var. Evet. Bakın burada insanın zihninde seçici etkiler vardır. İnsan aslında birçok şeyden korkar ve davranışlarını düzenler. Mesela ne bileyim işte korona kapmak, falanca yerden, marketten korona kapmaktan korkarak giren vardır. Değil mi? Yüzlerce markete girer, korona kapmadan çıkar. Ama 101. de korona kaparsa insanlar o olumsuz şeyi hatırlarlar. Korktuğum başıma geldi derler. Aslında korktuğu için tedbir aldığı, evvelden de 100 olay vardır veya tedbir almadan da başına gelmemiş. O olay hatırlanmaz. Olumsuz olay hatırlatır. Bu da insanda aslında bu seçici etkiyle beraber şöyle bir izlenim oluşturur. Ay hep korktuğum başıma geliyor etkisi oluşturur. Oysa biz saydığımızda dikkat etsek mesela ne bileyim bir yerde bir silahlı çatışma olur. Duyarız. Aman ben vurulmayayım diye yere yatar insan, o anda korkmuştur. Oradan çıktıktan ay korktuğum başıma gelmedi. Hemen bunu not alayım demez. O unutulur olay. Orada bir silah çatıyor. Aman başıma gelmesin diye yere yatmış. Yere yatmak aslında ondan korktuğunu gösterir değil mi? Yani silahın ona gelmesi ihtimali gösterir. Veya hızlı giden bir arabanın kendimizi ezeceğinden korkup kendimizi kaldırıma atarız. Yani birçok insanın hayatında hızlı gelen arabaları görüp de bir anda kendini kaldırıma attığı olayı aşağı yukarı herkes hayatında birkaç defa yaşamıştır. Ama orada zaten o olayı atlattığı için ay korktuğum başıma gelmedi demez. Onu not etmez. Ama yani başına gelen olay not edilir. İşte falanca yerde ayağımın kayıp ve düşmesinden korkuyordum. Kaygan zeminin gerçekten düştüm ve kırıldı ayağım. Çünkü ayağın kırılması zihinde kalıcı etki yapar. Yani sizin dediğinizden ziyade bence başa gelen felaketlerin hafıza tarafından daha çok tutulup da not edilmesi bu tarz etkileri oluşturuyor. Yoksa yani bana göre... Zaten burada şunu eklemek istiyorum. Şimdi korktuğu şeye eğer odaklandıysa zaten o odağından dolayı, sadece korktuğu için değil, halkın dediği bu. Korktuğun başına gelir, halk bunu böyle bilir. Fakat oradaki işleyen mekanizma ise korktuğu konunun daha fazla onun dikkate alması ve o odaklandığını sürekli içeride tekrar ederek bu olayı çağırması. Siz soru soracaksınız. Şunu soracağım. Artık yine izleyicilerimizden az vaktimiz kaldığı için gelen soruları da sormak istiyorum. Caner Hocam, size soru. İnsanlar Müslüman, Hristiyan, Budist ya da başka bir dine mensup ailelerde doğuyorlar. Bazı insanlara tebliğ gitmemiş olabilir. Bunun kaderdeki yeri nedir diyor. Şimdi İslam açısından önemli unsurlardan bir tanesi şudur. Allah herkesi içinde bulunduğu şartlara göre yargılayacaktır. Yani yargılama sadece sen ne yaptın ne yapmadın değil. Hangi koşullarda ne yaptın? Yani adam fakir, sen niye gidip de fakire yardım etmedin diye. Yani Allah, adam zaten hiçbir şey yok vermemiş değil mi? Adam yani kendi maddi durumuna göre yargılanacaktır. Öbürü çok zengin de vermedi. Öbürü de diyelim ki ona düzgün bir şekilde din anlatıldı. Ona rağmen dini tebliği reddetti. Öbürüne bir din hiç anlatılmadı. Kur'an'da yine bir ayette geçer. Biz yani uyarıcılar göndermedikçe, elçiler göndermedikçe Allah azap edici olmadığını söylüyor. Yani bir insana düzgün bir şekilde dini mesaj gelmediyse onun mesul olmayacağı Kur'an'i bir ifadedir. O yüzden kimse endişe etmesin. Allah herkesin hangi koşullarda, hangi şartlarda, hangi imkanlarda olduğunu biliyor. Ona göre herkes yargılanacaktır. Bir de bir hadis soruyorlar hocam. Kaderi etkileyen bir şey varsa o da nazardır sözünü açıklar mısınız demiş. Şimdi şöyle bir şey var. Yani Kur'an'i açıdan baktığımızda nazar diye bir şey yok. Nazar derken nazar değmesi midir bu hadisteki? Hayır, nazar onu kastederler. Yani nazar aslında nazara yani bakmak demek yani. Bakmanın bir şeyi etkilediğine dair bilimsel ve Kur'an'i bir izah yok. Yani Kur'an'da bir kere nazar duası, nazar falan diye bir şey yok. Fakat bizim İslam literatürü demeyeyim de. Nas-felak işte yani Nas-felak sureleri var. 113-114. Suresi Kur'an'ın ama onun yani nazarla ilgili sure değil. Bizden tabii sure okuyup da üflemek yaygın olduğu için yapılır. Yani ama o Kur'an'i bir temeli yoktur. Kur'an'da olumsuz Allah'a sığınma geçer Nas-felak surelerinde olumsuzluklardan. Olumsuzlukların yani görünen veya görünmeyen varlıklardan, insan ve cinlerden olabileceği de söylenebilir. Saptırmaların onlardan sığınma vardır ama onun hiçbir yerine bir nazarın etki edebileceği ve ondan korunma yoktur. Şimdi nazarla ilgili fikir şöyledir. Yani genelde bir Kur'an ayeti ona delil gösterilmeye çalışılmıştır ama zorlamadır. Yani neredeyse onlar peygambere şey denmektedir. Seni bakışlarıyla düşüreceklerdi. Gibi yani bakışlarıyla işte peygamberi öldürmek bile isteyecek şekilde bakıyorlar. Kur'an'da o ifadeyle. Burada aslında peygambere düşmanlıkları bakışlarından anlaşıldığı geçiyor. Yani gözleriyle seni öldürebilirlerdi anlamında bir ayet diyor. Bir kısmı çok zorlamayla belki bu nazarı işaretlenmiş olabilir. Peki bir bunu sihirle birinin kaderini değiştirmek mesela. Şimdi tabii sihiri ayrı alalım da sihir biraz nazarı istiyorsanız anlatayım. Tamam. Çünkü nazar çok halkımızda yapılan boncukları var, şeyler var. Bu açıdan bakıldığımızda yani Kur'an'da nazarı tarif eden, gözle sizin bir şeye etki ettiğiniz, gözünüzden çıkan bir ışınla bir şeye etki ettiğiniz, olumsuz şey verdiğiniz, Kur'an'da bununla ilgili hiçbir şey yok. Olamayacağı var mı Kur'an'da diye bir sorarsa olamayacağı da yok. Ama yani böyle şey, peki o zaman bu şöyle değil, bu bilimsel bir şey olarak bakmamız lazım. Biz gözden çıkan bir ışınla bir şeye etkide bulunup bulunamayacağımız. Ha ben ilginç bulurum insanı gözünden çıkan bir ışıkla, bizim bir bakışımızla bir şeyi değiştirebilirsek ama... Bilimin ortaya koyduklarından gördüğümüz kadarıyla böyle bir şey tespit edilebilmiş değil. Gözümüzde bizim bir şeyi etkileyebileceğimiz. Çünkü bazıları da denediler bununla. Gözle bir şey, metalleri bükmek, gözle bir şeyleri hoplatmak. Yapan var ama onu. İşte onların hepsinin aşağı yukarı yani sonuçta bir temeli olmadığı çıktı. Yani urigeller falan filan ona benzer hep deneyler oldu. Kimisi de işte kaşığı büktüğü falan söylendi. İşte önceden kaşığa belli bir hareket yaptığı, belli bir hilesi oldu onların çıktı bildiğim kadarıyla. Ben yani gözle bir şey etki edersek nazar çıkarsa mutlu olurum. Yani daha doğrusu mutlu olurum değil, enteresan bulurum insanın gözüyle bir şey etkilemesi ise ama yani bizim bildiğimiz bilim açısından bizim gözümüzle bir şey etkileyebildiğimiz yok. Hele bazıları tabii gözle etkileme o kadar var. Mesela diyelim aya bakıp da ayın yani işte dolunay olup olmamasını gözle etkileyemediğimiz gibi. Yani suya baktığımızda çay var. İsteyse merak edenler gelsin hep beraber bakalım bu bardağı çayla doldurabiliyor muyuz? Veya merak eden varsa çaya baksın bakalım kırabiliyor muyuz çay bardağını? Hodri meydan deney zaten bunu deneyini yapmak için birçok dünyada davet edildi bunları iddia edenler. Yapamadılar. Yani yapamadılar, gerçekleştiremediler yani gözle bu şeyleri. O yüzden bizim gördüğümüz yani gözden çıkan bir etkiyle bir şeye etki etmek bizim tespit edebildiğimiz bilimsel temeli olmayan bir şey. Ha, birisi ileride yaparsa bunu ben enteresan bulurum yani. İslami temeli yok. Şimdi bir şeyin yalnız İslami temeli olması olamayacağı anlamına gelmez her zaman. Yani mesela şöyle diyeyim, çayın mesela demiri bloke ettiği vücutta. Evet. Tıbbi bir iddia yani bu İslam'da geçmiyor. Yani bu yanlıştır anlamına gelir. Yani olabilir de o nedir? Yani İslam'da bir şey olamayacağı söylenirse olmaması gerekir. Olabileceği söylese olması gerekir. Yani şimdi nazarla ilgili bir şey oldu veya olmadığı yok Kur'an'da. Yani o yüzden birisinin nazar vardır derse bu Kur'an'a aykırı değildir. Fakat nazar duası İslam'da var. Değil mi? Derse Kur'an'a aykırıdır. Aradaki farkı anlatmak istiyorum. Bunu özellikle anlatıyorum çünkü nazar çok sorulan bir soru. Çok soruluyor. Çok da İslamileşmiş bir şeydir. Yani ama yani İslam hiç alakasının olmadığını anlatmaya ondan özellikle önemli buluyorum. Yani sonuçta nazar konusu insanlar bilimsel platformda bakmaları gerekir. Bilimsel platformda bizim nazarla ilgili bir etki göremiyoruz. Ama birisi de gösterirse ben ilginç bulurum, hoş bulurum. Yani gözümüzde bir şey etkili olsak ne güzel. Bir de böyle bir insanın böyle bir gücü olsa. Yani ben insanlığın aslında yani keşfedilenden daha çok özellikleri olduğuna inanıyorum ama yani bu beni de tabii ki her türlü atmasyonun peşinden gitmemi de engel yani sebep de olmamalı. Evet. İnsanın gözükenden fazla. Bu konuda eğer müsaade ederseniz. Buyurun. Şimdi beden içerisinde biyon adı verilen bir enerji oluşuyor. Bu hem bedenimizde bir manyetik alan ve manyetik enerji olarak özellikle biyon, evet. Biyon. Bunu işte kimisi biyoenerji olarak, işte kimisi işte diyelim ki şifa olarak, kimisi kendinde hani bir manyetik alan olarak yapıyor. Yani bugün herhangi birimiz şöyle bir 20-30 santimlik bir şeyde zaten avucumuzu tutup yavaş yavaş hareket ettirmeye başlasak, bir deneyin isterseniz siz de. Bir bakarsınız ki yaklaştırma, yani şöyle olduğunda ısı geçebilir ama bir bakarsınız ki avucunuzda toplar, enerji alanları artmaya başlamış. Bu bedende avuçlarımızdan, gözlerimizden, nefesimizden ve ayak tabanlarımızdan yayılabiliyor. Çakralardan. Demeyelim öyle. Yani çakra enerji sistemleri farklı bir yerde. Buralardan aktarılabiliyor. Köylerde dedeler neneler vardır. Bir sırtını sıvazlar bilmem ne der. Bunun gerçeği, hakikati vardır. Tabii ki mutlaka her şeyin bir sahtesi de olabilir. Fakat manyetik enerji beden içerisinde birkaç değişik şekilde meydana gelir. Üretim yapılır. Şimdi bunu elle bedende mıknatısiyetler olarak şifa ve verenler vardır. Göz ile aktaranlar vardır. Hani nefes üflemek Anadolu'da böyle şey okuyup vardır. Üflemek. Okuyup üflemek vardır. Sıcak nefes, soğuk nefes vardır. Ama bunlar tabii o kadar fazla yanlış şekilde kullanıldı ki bugün hani böyle yok okuyucu bilmem neci hocalar dediğiniz zaman herkes böyle bir geri duruyor. Ama aslı da vardı bunların. Bakın yani bunların hiçbir tanesi böyle sadece hurafelerden türemedi. Bir nefes üflemek var. Sıcak nefes, soğuk nefes var. Bunları belki bilmiyorum yapan kaldı mı kalmadı mı ama işin mekanizmasında biz bu enerjiyi aktar. Mesela biyoenerji ile ilgili örneğin Rusya'da Brejnev'i iyileştirmiş bir kadın var mesela. Yani ve bütün şeylerin başına geçmiştir bu kadın. Tıp sistemlerinin başına geçmiştir. Düşünün o kadar mekanik bir şeyin içerisinde Cuna. Hatta belki Caner Bey de bakar. Cuna yıllarca burada parapsikoloji üniversiteleri kurdurup orada manyetik enerji üreten insanlar üretti. Bakın sadece bedenle, bedeni fiziksel enerjiyle tedavi eden sistemler ki o zaman Brejnev ölüyor gidecek neredeyse kadın geldi tak diye iyileştirdi. Bakın, yani sadece biyoenerjiyle. Biyoenerjiyle. Şimdi bu var mı? Var. Ama bunu tabii ki hani o kadar yanlış şekilde kullananlar var ki onun için biz hani bu konuları susup diyoruz ki yani fazla da hani bu işi kötüye kullanana çok fazla var. Ama işin maalesef bir hakikati her zaman var. Hı hı. Her birimiz bunu beden yani şu anda her birimizin hissedeceği bir şey. Yani onda var, bunda yok. Herkes de var. Sadece odaklandığında çoğalabilir. İstersen bunu kendine neden dolayı çocuğunun bir yere acıdığında gidip elini sıvazıyorsun oraya. Hı hı. İçgüdülerimize zaten bu var. Neden elimiz hemen oraya gidiyor? Zaten bu manyetik enerjiyi orada düzeltmek için var. Şimdi gözlerimizde de bunlar var. Ve gözlerimizden de yansıyabiliyor ki gözlerle de aynı şekilde çekme itmeler yapılabiliyor. Ama bir kişi aslında dışarıdan nazar çektirmiyor. Bak çekilmiyor. Kendi kendine olan bir sistemde dışarıdan bu enerjiyi kendine çekiyor. Aynı toprağın yıldırımı çekmesi gibi. Hmm. Yani nazar mekanizması ile ilgili belki başka bir gün hani detaylı uygulamalı bir şey yaparız. Hocamızın da belki dediği gibi uygulamalı ve şeyli. Hani onun için bazı evlerde bardaklar kırılır, camlar çatlar. Kendiliğinden olan böyle bir sürü vakalar vardır. Yani bunlar her birisi o anda belki gelip de bilimselini belki yapamıyor ama deneyim olarak Anadolu bu konuda zengindir yani. Aynen. Şimdi bir de tesadüf, rastlantı ve şans meseleleri var hocam. Yani şanslı ya da şanssız olmak kader midir? Rastlantı gerçekten rastlantı mıdır? Yoksa önceden aslında bilinen bir şey midir? Tesadüf nedir? Tevafuk, tesadüf farkı. Çok az zamanımız kaldı ama şöyle kısaca bir toplasak bununla ilgili İslam ne dersin? Bu kelimeler, kavramlar aslında zor kavramlar. Niye? Yani insanların bu kelimeleri kullanış tarzında çok farklılıklar var. Yani biyolojiye geldiğimizde bunu nasıl kullanacağız? İradeyle eylemin ilişkilendirip ilişkilendirmesine nasıl kullanılacağız? Oralar hep bir değişiklikler oluyor bu kavramların kullanılmasında. En global plana bakarsak yani İslam'da Allah her şeyin arkasındaki iradedir. Yani Allah'ın iradesiyle evren var olmuştur. Bu yüzden kainatta tesadüfe tesadüf edilmez diyebiliriz. Yani kainatın içinde hiçbir tesadüf yoktur. Yani Allah'ın bilmediği de ortaya çıkan bir şey anlamında bir şey anlaşılıyorsa tesadüf, buna benzer bir şeye tesadüf edilmez kainatta. Her şey Allah'ın planının neticesindedir ve 13,8 milyar yıllık evrenin işte genişleyen geçmişinde hepsi yavaş yavaş ortaya çıkmıştır. Dünya 4,5 milyar yıl sonra çıkmıştır. Canlılar ondan sonra çıkmıştır. Aşağı yukarı 4 milyar yıl kadar canlıların bir tarihi vardır. Atmosferin oluşumundan sonra 3 milyar 900 milyon yıla kadar da götürüyor bazıları. Ondan sonra böyle vücudunu değişip parçaları değişik özellikler gösteren canlılar 600 milyon yıl 500 milyon yıl arasında Ediakara faunasında ve Kambriyen patlamasında ortaya çıkmıştır. Bu evren genişlerken, dünyadaki süreçler devam ederken birçok oluşum olmuştur. Canlıda bir şeyin işte tesadüfen olup olmaması mekanizmasının yapmasında derken orada işte bu kelime bazen bazıları farklı kullanır. Orada mesela canlının kendisindeki işte DNA'daki değişikliklerde mesela tesadüf falan filandan bahsedilirken veyahut da şanstan bahsedilirken vücudun bilinçli bir şekilde onu üretmediği, rastgele bir mutasyonun olduğu anlamında kullanılır. Yani vücudun bilinçli şekilde yapması şudur, diyelim ki beden belli şeylere karşı bilinçli bir şekilde tepki veriyorsa bu şeydir yani tesadüfi bir şey değildir, yani organizmanın yapısıyla alakalı bir şeydir. Ama bazen diyelim ki bir radyasyon çarpar DNA'daki nükleotitlere. Onlar da amino asitte farklılaşma oluşur, protein farklı çıkar. O açıdan açılsa orada bir şans vardır, şans faktörü, bir tesadüf vardır kendi içinde orada. Yani organizma onu bilinçli şekilde yapıyor. Yani bir insanın şanslı olması da bilimsel olarak açıklanabiliyor. Yani demek istediğim mikro açıdan baktığımızda, yani global planda Allah'ın bilmesinin dışına çıkıp o tamam makro planda var ama mikro plandaki mesela biyolojideki gelişmelere baktığımızda orada şans, tesadüf gibi şeyler, sözcükler kullanılabilir. Ama neyin kastedildiği de önemlidir. Yani global plan kastedilmemek kastıyla. Böyle yani sonuçta genelde insanların kullandığı tesadüf kelimesini kullandığı şeylerden bir tanesi arkasında bilinç olmaması anlamında özellikle tesadüf kelimesini çok kullanırlar. O açıdan baktığımızda mesela diyelim ki ben bir insana yolda rastladım, o da bana rastladı. Sonuçta biz o buluşmayı kararlaştırmadık. Orada buluşmamıza pekala tesadüf kelimesini diyebiliriz. Ben ona tesadüf ettim. Niye? Çünkü kararlaştırılmış bir buluşma değil. Veyahut da ben diyelim ki cüzdanımı düşürdüm. Ondan sonra bir yanda ayağım kaydı, düştüm. Düştüğümde bir baktım, düştüğüm yerde elim cüzdana çarptı. Tesadüfen cüzdanımı buldum diyebilirim. Bu nedir? Yani benim cüzdanımı bulmam, ben bilinçli şekilde planlamadım. Arkanda benim iradem yok. Veyahut da siz de ben görüşmeyi arkasında bilinçli bir şey yapmadım. Bu açıdan bakıldığımızda bu anlamda tesadüfler evrende vardır. Çünkü biz insanlar her şeyi bilinçli olarak planlamıyoruz. Birçok şeyi tesadüf ediyoruz. Eğer tesadüfü arkasında bilincin olmadığı süreçte anlamında kullanılırsak. Bu yüzden demek istediğim gibi yani hangi anlamda bu kelimenin nerede kullanıldıklarına dikkat etmek lazım. Ama İslam açısından en global planda dediğim gibi Allah'ın iradesi her şeyin arkasında olduğu için hiçbir şeyde tesadüf yoktur diyelim. Ama böyle mikro açılardan gittiğimizde kelimeyi arkasında iradenin olmadığı, insan eylemlerinde veya diğer şeylerde gerçekleşen olaylarda kendi irademiz olmadan yaptığımız, karşımıza çıkan birçok olay var. Bu anlamda birçok şey tesadüf ediyoruz. Ona o yüzden bazıları makroda tesadüf olmadığı, kendimizin tesadüf olduğu için ona tevafuk diyorlar işte böylece bir aradaki o farkı, arkasında aslında Allah'ın planı her şeyin varı vurgulamak istiyorlar. Bir kelimeyle de ben söyleyeyim. Şimdi size soracaktım. Evet. İnsan kendi şansını yaratabilir mi peki diye. Şimdi önce tesadüfle ilgili bir cümle söyleyeyim. Siparişlerimizin aslında teslimat anı. Yani fark ederek ya da fark etmeyerek, bilinçli ya da bilinçsiz siparişlerimizin, ifadelerimizin bize teslim anına biz diyoruz ki tesadüf. Şununla buluşmak istedik bilmem ne, ama her bir tanesinde mutlaka sipariş var. Sipariş edilmeyen bakın hiçbir olay cereyan etmiyor. Bununla ilgili tabii Kaderin Kodu kitabında bir sürü mekanizmalar, matematikler anlatılıyor. Onun için her bir şeyin altında bizim imzamız var, ifademiz var ama mutlaka ki Allah'ın onayı var. Ama peki, hala, kötü şeyleri de mi hala o şeyi ben hala anlayamadım yani. Olur, ben kitap hediye edeceğim size inşallah. Değil, yani burada anlatın, seyirciler de anlasın. Yani o boşluğa Sırp mesela yakaladı. Nasıl kendisi olayı çağırdı? Mesela bakın, onun matematiğini bir anlatın, anlayalım hep beraber. Tamam. Doğru. Şimdi bakın. Öncelikle kaçtığı, korktuğu ne? Bir. İki. Ya bir tek, ben size anlatıyorum savaşın nasıl oldu. Müsaade edin. Bakın. Ama korktuğu diye bir şey. Savaşı çıkardı Sırplar, sarayı kuşattılar yani. O savaş ortamında, o coğrafyada tesadüfen mi var? Şimdi biraz önce diyorsunuz. Geçmişi var tabii. Değil tabii. Şimdi o olayları, o ortamda yaşamaya ihtiyacı olduğu için orada. Hani diyoruz ya, hiçbir şey tesadüfen ya da rastgele değil. O rastgeleliğin arkasına... Bakın, geliyorum oraya. Yanlış değil. Geliyorum oraya. Bakın. Ben tesadüf ol demiyorum. Siz demin kendi kendine onu çağırdı dediniz. O ayrı bir şey. Kendisi çağırıyor. Hatta bir de sipariş verip imzalıyor diyorum. Ha, işte ben buna karşıyım. İşte karşıyım değil yani. Bunu nasıl temellendireceksiniz ben göremiyorum. Tam işte onu anlatacağım. Evet, artık son 6-7 dakikamız. Evet. Bu 6-7 dakika buna ayıralım. Bakalım anlayabileceğiz mi? Tamam, evet. Peki. Bakın. İster sizden örnek vereyim, buradaki canlı, ister sizden örnek vereyim. Bakın canlı olsun. Yani şimdi ya işte deminki örnekten gidelim. Ben size şunu söyleyeyim. Bosna'daki o kimseden gidelim. Şöyle. Şimdi orada çünkü bilemediğim bir sürü konu var ama şu anda siz ikinizden bir tanesini de yapalım, ispatını yapalım. Benim mesela bir arkadaşımın aynı gün başına şu 3 olay geldi. Evine hırsız girdi, sevgilisinden ayrıldı ve işsiz kaldı. Bunların hepsinin aynı günde olabilmesi için nasıl bir sipariş vermiş olması lazım mesela? Yani ilk aklıma gelen başına kötü bir şeyler gelme hikayesinde bu mesela. Şimdi bakın, hırsızlıklar, şimdi diyeceğiz ki yani kişinin nasıl bir isteği, bir talebi olabilir ki birisi gelsin ondan bir şey çalsın alsın değil mi? Şimdi bir bakıyoruz, gel bakalım diyoruz. Neden dolayı bir hırsızlıkla baş başa kaldın? Birkaç şey sonra geldiğimiz nokta şu. Bir şey bırakamamış, zekatını verememiş bakın. Bir yere vermesi gerekeni bırakamamış ve o bırakacağını aslında bir hırsızın gelip alabilmesi için ifadesini yapmış, talebini yapmış, hırsıza da bu görevi vermiş. Şimdi görünüşte hırsız suçlu. Kanun açısından o hırsız suçlanacak ve gerekli cezayı bulacak. Fakat o kişinin talebiyle bu oldu. Yani herhangi bir diyelim ki kazada da hastalıkta da böyle. Bir hastalığı da aynı şekilde insanın kendisi çağırıyor. Yani eskilerin dediği mesela ne var? Derdime diyor derman arar iken derdim bana derman imiş. İnsan dermanını hastalık olarak çağırıyor. Aynı orada diyelim ki belki toplama kampındaki hastalığı, rahatsızlığı kişi kendinin belki ruhunun iyileşmesi için derman olarak çağırıyor. Ama belki demek temellendirme olmuyor. Çağırıyor diyorsun yani belki demek temellendirme olmuyor. Yani ben hala bunun temelini göremedim. Gören görüyor. Ben gören olduğunu da sanmıyorum yani. Tamam. Şimdi diyelim ki ayrıldı. Yani bazen diyor ki ya hayır eşim beni bıraktı, sevgilim beni bıraktı. Hı hı. Eğer kişi kendi onaylamadan, ifade etmeden sıkıldım, bitsin, başka bir şey olsun ya da ben gelişeceğim, iyileşeceğim, bu ilişkinin içinde olmayacağım diye yine bir ifade bir yerde, daha doğrusu bir imza atmadan yine o eşten, o ilişkiden ayrılık olmuyor. Ben herkese burada söylüyorum. Aldatılma da mı buna dahil? Dahil. Ama her bir şeyin bir de tabii dili var. Yani hayatın bir dili var. Neden aldatılıyor? Şimdi eğer bir kadın aldatılıyorsa, yani erkek aldatıyorsa onun ruhsal tarafı, manevi tarafı, demek ki manevi tarafını aldatıyor, oyalanıyor, kendini kandırıyor. Erkek onun için, evet, onun için dışarıda, dünyada böyle bir şeyle karşılaşıyor. Yani hiçbir şey tesadüf değil ama her şeyin bir dili var, bir alfabesi var. Yani o alfabeyi bilmeden tabii aa işte bak adam böyle yaptı, kadın böyle yaptı demek kolay. Ama oysa ki ne diyoruz? Tesadüf yok. Tesadüf yoksa matematik var. Matematik varsa ihtiyaçlar var. İhtiyaçlar varsa tamamlamayla buluşmalar var. Öyleyse her birimiz tam da ihtiyacımızla buluşuyoruz ve tamamlanıyoruz. Hiç kimse buluştuğu erkekle kadınla tesadüfen buluşmadı. Birisi dağınık, birisi titiz. Neden? Eksi artı oldu. Yani sen o kadar dağınığı ya da titizi çağırdın. Bakıyorsun bir tanesi çok öfkeli, çok bilmem ne, ötekisi çok sakin. Bunların her bir tanesi mıknatısiyet yasalarıyla ilişkilerin de bir araya gelmesi. Bazen de şöyle yapıyor kişi. Ben karşımdakini değiştireyim. Hayır, sen dışarıda kimseyi değiştiremezsin. Zorla kimseye bir şey anlatamazsın, öğretemezsin. Ben sadece seyrederim. Seyrettiğimde kendimi görür, öğrenir, fark eder ve kendimi dönüştürürüm. Annemi değiştiremem. Ama ben anneme bakışımı değiştiririm. Annemi yeniden bambaşka gözle seyrederim. Ve ben annemle olan ilişkimi iyileştirebilirim. Ama geçmişi, dışarıyı, başka birini değiştirebilmeyi hakkı hiçbirimizin yok. Ben burada ne kadar anlatırsam anlatayım, her bir insan, her birimiz kabı kadar alacak. Yani alabildiğiyle, buluşabildiğiyle, yine kendi bildikleriyle, örtüşebildiğiyle buluşacak. Kim ki bilgisini kenara koyabiliyor, bildiklerini kenara koyabiliyor, sıfırdan bakabiliyorsa bir şey alabiliyor. Biz onun için mesela bildiklerimizle bir olaya baktığımızda, projekte ettiğimizde yine bildiğimize dayalı bir şey alırız. Evet. Oysa ki bırakabiliyorsak, yeniye yeniden bakabiliyorsak bu sefer hayat da bize kapısını açıyor. Onun için diyoruz ki bırakana hayat kana kana akar. Bildiklerimizi de, öğrendiklerimizi ve ezberlediklerimizi de bıraktıkça yeniyle onun için güzel buluşmalar yapalım yeni programlarda. Evet. Şimdi hocam son 2 dakikamız fakat yani çok kısaca cevap vermenizi rica edeceğim. Gelişebilmeniz için. Zor soruyu sorun sonra kısa cevap istemiyorum. Evet. Diyor ki bir izleyicimiz, otistik doğan ya da hastalıklı doğan bir kişinin imtihanı nedir? Neden böyle bir sınavla doğmuştur? Yoksa sınav ebeveynlerin midir? Buna böyle çok kısaca bir 30 saniye toparlayıp ondan sonra isterseniz kapatalım. Tabii insan dediğin gibi ancak kendi gücü geçenlerden sorumlu oldu. Yani bir çocuk otistik doğduysa ona zaten... Ben yani beyefendi gibi onu kendisini çağırdığını sebep olduğunu düşünmüyorum. Yani öbür teoriyle bunu açıklayamayız bence. Yani kendi kendine çağrılan bir şey yok otistik olmasında. O otistikse eğer ki belli zihinsel fonksiyonları yoksa İslam düşüncesinde de aşağı yukarı herkes. Şimdi otistikler ne kadar mesul, ne kadar zihinsel açıdan sorumlu olurlar ona kesin bir şekilde cevap veremem. Yani herhangi bir şekildeki belli bir hastalıkları varsa insanların belki de hiçbir sorumluluğu olmayabilir. Hiçbir sorumluluğu olmadığı için yani nasıl ki küçük çocuklar yaptıklarından mesul olmuyorlar. Küçük çocuklar gibi yaptıklarının hiç mesul olmuyor olma ihtimalleri var. Bir de herkesin imtihanıdır. Yani çocuklar ailenin elbette ki imtihanıdır. Otistik olunca da imtihandır, sağlıklı olunca da imtihandır. Yani imtihan istisnai olarak karşımıza çıkan bir olgu değildir. Bütün hayat imtihandır İslami açıdan. Yani bolluklar, darlıklar, sağlık, üzüntüler bunların hepsi imtihandır. Özgür irademizde içinde bulunduğumuz şartlara göre yaptıklarımızdan da sorguluya çekileceğiz. Yani ahirette de Kur'an'a göre insanın yaptığı en ufacık zerre kadar iyilik, zerre kadar kötülük. Bir şey ben de ilave edebilirim. Maalesef son artık. Hepsi karşısına çıkacaktır. Zerre kadar iyilikte, zerre kadar kötülük karşısına çıkacaktır. Zaten karşısına çıkacak olmasını gerektiren şey de İnsanın irade sahibi olmasıdır. İrade de ancak insan kendi aklı ve duygularıyla eylemde bulunabildiği yerdedir. Eğer ki akıl ve duygularıyla eylemde bulunmasını etkileyen bir hastalığı, zihinsel yetersizliği varsa veya çok küçük yaşlardaysa veyahut da hiçbir ona düzgün mesaj ulaşmadıysa da insan sorumlu olmaz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Maalesef daha fazla söz veremeyeceğim. Çünkü süremizi hatta aştık. Yazar eğitmen Ünal Güner efendim. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için ve felsefeci ilahiyatçı Profesör Doktor Sayın Caner Taslaman. Çok teşekkürler hocam. Ben de teşekkür ederim hocam. Sağ ol. Ben de çok teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. Bu farklı haftanın, fikirlerimiz olsa da güzel. Zaten hep aynı olsa en da zevkli oldu. En karşılıklı sohbet edebilmek. Bu akşamın da sonuna geldik efendim. Önümüzdeki hafta saat yine 23'te başka şeylerde buluşmak üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.